nerede bakalım ya? Patron ses geliyor mu? Geliyor, geliyor. Drone Mart'a söylersin. Sigortamız yatırmazsa iki tur iki ceza. Marta senindir. Pardon, bu salak telsizden konuşmuş. Adam Bey yanlış olmuş. Bana söylüyordu. Yarın zekalı telsizi açık unutmuş. Ya bu ses kısma tuşu değil miydi ya? Ula oğlum dokunma lan şuna, geri zekalı. Bakalım, burası çok problemliydi. Ananı... Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, huzur. Senin kapıdan içeri girdiğini gördüm, ne vardı? Ustalarımız geldi, mekanla ilgili sıkıntılarınızı, durumlarınızı dinleyip çözmeye çalışacaklar. Çok iyi olur. Sizde bir sıkıntınız var mı bizim bu mekanikle ilgili? Tabii, kapı kilididir. Şöyle, şu anlık çok mühim bir şeyimiz yok ama bazen bu otomatik kapıdan geçerken ufak bir patlama yaşayabiliyoruz. Selamlar hanımefendi, ben ustabaşı Daniel. Memnun oldum Elizabeth ben. Ben de memnun oldum. Biz Grand Construction'la anlaşmalı çilingir, duvar, boyama, kısacası amereyiz. Nereye kilit takılacaksa söyleyin, halledelim. Şu anlık kilit takılacak bir yer yok ama size dıştaki kapıyı gösterebilirim. Patlama yapan, bir bakarsanız sevinirim. Olur, bir bakarız. Buyurun. Abi. Yazarsanız sevinirim, kapıda bir problem varmış. Lan Bob. Ya da atıyorum işte bisikletle hemen puf. Sanırım motorları zorlanıyor. Tatsız bir patlama yaşanıyor. Ha. Akabinde bütün polis memurları, devriyeler her yerde burada. Şimdi şöyle. Şimdi bu kapı gördüğüm üzere yaylanır bir kapı. Şimdi biz buna kilit taktığımızda bu kapı değişmez. Kilidi var zaten, patlamasıyla alakalı. Ha işte değiştirirsek de hiçbir şey değişmez. Ha, dikkat edeceğiz. Şimdi biz bunun, ya dikkat edeceksiniz ya biz bunun kilitleri sokacağız, şu arkadaki iki giriş kapısına takacağız. Tabii o size kalmış. Yok o zaman kalsın, böyle patlayan kendi patlasın, ben çok risk atmışım. Pekala, dışarıdaki iki kapıya kilit takılacak mı? Ulan hayvan. Yavaş yavaş yavaş. Bu zannediyorsun dış kapı işini ya. Bence ulu ya. Ama evet. Düzenli kontrolünü senden sorumlu tutarım. Tamam, hiç sıkıntı yok. Müşteri gelir kapıda kalır, giremez ve bunu istemiyorum. Bence ne yapıyor musun? Sağ kapı kapatın, sol kapı bence açık kalsın. Tipik kapı. Tek taraftan girilsin. Aynen. O da onu bizim ayarlayacağımız bir şey yok. O zaman iki kapıya da biz bir kilit alalım. Tamam. Onun dışında biz sizi çok daha fazla yormayalım. Şu anlık yeterli bizim. Yok biz zaten ameleyiz, her gün yoruluyoruz. Sorun yok bizim için. Benim herkese saygım var. Amelelere de mi? Ama bu kadını sevdim hadi. İyi günler. İyi günler. Komik işçi. Arabayı unuttuk. Arabaları unuttuk. Hemen mi yapacaklar? Hemen yapacaklar. Sizin isim ne hanımefendi? Hayley. Daya kaynağı. Aha, tamam. Aslanım benim. Çıkart bakayım orada. Ola bu aman abim, buraya kilit taktıracağız da bu kilidi nereye yapıyor? Artık ben duvara ben asarız, oradan çıkartır. Aslanım artık gözlerim görmüyor ya. Nasıl görmüyor? Kaç yaşında adamsın oğlum sen? Patron güneş gözüyle güneş gözüyle yapıyoruz ya. Gel bırak. Kafanı sikeyim.
Yok, Adım Bey bize böyle şeyler sağlamıyor ondan dolayı. Biz böyle alıştık. Ben zaten yarı körüm. Boşuna ustabaşı amele değiliz. Ula oğlum ne biçim kaynak yapıyorsun la? İyice daya şunu, daya. Ya patron ne kadar dayım da içine mi sokayım ya? Oğlum bizim William iti daha iyi yapıyordu senden. Ya patron o domuz göbeğiyle nasıl yapacak ya? Amına kodumun boklusu sıçmayı da bilmiyor. Geçen arabanın içine bıraktı boku. Taptaze. Kokuyor zaten. Alo efendim Edim Bey. Lucas dükkanda mısın? Ne duruyorsun la? Evet dükkandayız şu anda. Tamamdır şimdi 2 dakikaya geliyoruz. Tamamdır. Hay Allah. Amına kodum domuzları gelmedi bugün. Yövmesini aldı pavyona gitti herhalde. Daha o diğer göbeklinin adı neydi? Alex miydi? O şeyde ha uyanık amına. Oo amcuk uyanık ben onu çağırdım yövmeyi aldı gelmiyor bak. Neyse size amına fazla da veririz. Takıyorum. Takıyorum. Aa, o ya işte böyle olur işte. Çekil, düzgün çekil. Çalıştığın adam fazladan verecek. Fazlasını ben alacağım ona göre. Ula oğlum senin saçın niye bir mavi bir pembe bir siyah oluyor? RGB. Transkript. Bir ihtiyacınız var mı? Ha? Sudur. Abla biz bir sarı kola bir su olur. Sarı kola hemen aldırayım. Ha çok iyi olur. Buzır. Marketten bir sarı kola alabilir misin? Teşekkürler bekliyorum. Onun ne olduğunu biliyorsunuz mu Elizabeth Hanım? Ben bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok gidip bulurlar belki. Oğlum bu kapıyı William iti daha iyi yapıyordu. Ben anlamış değilim bu kapıdan. Bak bu yaylanıyor böyle. Aa. Abi ne boş duruyor? Ya yapıyorum patron ya. Bir dakika ya. Şöyle bir ölçüm yapıyorum şu an. La hadi la. Bir kafasını da tartıyor ya galiba. İlkokul yapmamış adamsın. Sen neyin matematiğini hesaplıyorsun amına koyayım? Tak şu kapıyı. Taktım sağ ol. Saniye. Yarı zekalı. Beyefendinin stres seviyesine göre saç rengi değişiyor sanırım. Denesin mi? Denesin bakalım. Efendim oldun. Yaptım. Ulan oğlum bu duvar niye havada duruyor? Ulan ben de sadım kolaydı. Onu da ben yapmadım patron ne yapayım yani mimarı böyle yaptıysa. Dur tamam ben kapıya bakayım. Kapıyı ben göremiyorum yalnız. Niye? Bir uzaklaşalım mı lütfen? Ulan gerideki an nasıl kaynak yaptın? Kapıyı bozdun mu acaba? Patron bu hiç hoş değil. Elizabeth Hanım sizin bir kapı vardı ya. Artık yok. Ya nereden Adam tuttunuz bu sekreter ya? O kapı artık yok galiba. Biraz daha mı uzaklaşsak acaba? Bizim bunlar mesai ücretlerinizden kesilecek. Bu karıyı nereden buldunuz? Bit pazarından mı? Sorma. İşçi merkezinden gönderdiler. Öyle denetim mi olur? İnsanların yanında bizi eziyor. Ben kendisine fırça koyarım biraz. Ya bir şey diyeceğim de patron. Böyle çalışamayız. Patron bu ben ayarladım ama bu amına koyayım olmuyor ya. Oğlum. Ananın amı. Bunu da mı bak, sen yaptın? Bir bak abi bir bak. Çık. Bak. Çık oğlum bir bakı becerim. Bir bak. Ha bakıyorum. A bak bu böyle değil mi? Bakayım. Böyle değil mi amına bak? A bak. Amına. Oğlum sen neredeki kapıyı yapıyorsun? Amına be bak. Yaptın mı? Tamam mı? Bayağı. Alo. Ha. Geldi bak. Neredesin? Geldi kapı. Nerede olmamı istersin? Vision News binasından bana bir konum atabilir misin gidip? Bir kapıyı deneyim. Tabii. Ya ustalar gelecek de. Tamam. Ustalarla tamam. Geleceğiz yani. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tanıyor mu ki tanmıyor mu şimdi? Ganketli. Oldu mu hanımefendi? Ya bir saniye. Bu şeyi değiştirmek lazım. Denesek mi böyle bir çok kalabalık oluyor ya. Böyle tabii. Tabii.
Hanımefendi bakın Kapıya bizim bak, geri bir de trip zekalı yapıyor. şey bizim geri zekalı çocuk direkt duvara doğru kilidi koymuş. Bakın orada kilit. Oraya şey yapacağız ona. Abi bakın. Olmuş mu? Ulan gerizekalı şu kilidi ortaya tak. Buradan bir bakarsanız bence Fazla olalım efendim. çok sevgili hanımefendi arabayla da buraya girip mi bakmam gerekiyor? Düzeltecek zaten hanımefendi. Şu anlık Düzeltiyorum şu okey. an, bir saniye. Ya bu Adam Bey. Efendim. Bunlar hep senin Bu elemanların. Benim elemanlarım değil yani. mu benim elemanım? Bu değil ya. Bunun diğerleri. Pardon hanımefendi, sizi öyle işaret etmek istememiştim. Bir daha bu diye seslenmezsiniz, Ya sevinirim. bir uzaklaşır mısınız? Ben böyle Bak. yapamıyorum bak. İşimi Çok yapamıyorum. Beni pardon, çok strese baskı alıyorsunuz. yaptım. Peki. Uzaklaşır mısınız bir Oğlum ya? strese Kapı lan. kapanmıyor. Kapı Seni boşuna kapanmıyor. mı inşallah? Ne demek kapı? Kapı Sarıp aç. planı mı Gerizekalı ben kurdunuz acaba? denerim, Nasıl olursa bak harbi yok yapacaklardı? ederim seni. Bence olabilir. Grip Niye atıyor yapacaklardı? olabilirler. Bak şurayı görmüyor musun? Ya oradakini nasıl yapayım ben? Gelmiyor mu? Hani bana Normal ne kol yapayım? isteseler mekanik de Oğlum vardı, zaten ikram oldu şu edecektim an de orada öbürünün kapı. ne oldu hakkında Ya şaşırdım. oldu da oradaki gelmiyor işte. Yok. Ulan nasıl gelmiyor? Çık bakayım. Geçen inşaatta da benden istediler bir de. Yok onun. Aradım taradım bulamadım. Nedir diyorum kimse bilmiyor. Ulan gerizekalı olmuş işte. Ben bir Olmuş. mal adamsın ya. Bekle bana bırak. Çık. Çık. Ya oğlum. Ulan gerizekalı. Alt kapı mı kayan kapı mı? İkisi de değil işte, ikisi de değil. Ben ekstra Ne demek ekledim. ikisi değil? Ben ekstra ekledim. Dış kapı diye. Yok oldu. Nasıl yok oğlum? Gerizekalı adını değiştirmişsin diyor. Yok. Ya bu gerizekalı bekle ya. Hanımefendi. Efendim? Bu bizim gerizekalı iki kapı takmış buraya. Şu anda çalışıyor. Bir deneyin. Ya. Şöyle gelin. Ben göstereyim. Burada bakın kilit. Öyle değil. Ha bak. Oluyor. Tamam. Bak, Aferin lan gerizekalı. Gel diğer tarafa koş tamam hadi. önce çeneyi kapatalım diyecektim. Lan gerizekalı. Tamir kitini almadan Alıyor. nereye gidiyorsun? Yakışıklı abim sağ olasın sağ olasın. Eli Hanım oraya yazarsınız. Bir IS mekaniğe gidilecek. Bir de Biz bu tarafa Weasel geçeriz. Nevs'e Tabii gidilecek. tabii. Tamam. Ulan şaklaman nasıl o kadar hızlı koşuyor? 30 kilo lan o alet çantası. Artık yapın ya. Ha senin mekaniği de Gerizekalı. ha. Mekanik de Bekleyin. bekle geleceğiz. Patronla yardım eder. Buzdur işin bitti mi? Buzdur. Tamam, işin bitince yanıma gel. Ya hayır, sen gel. Yaklaş kapıya, kaynak kaynak kaynak. Şuradan. Yalnız patron bir Ha. uzaklaşsam mı hani bu? Oğlum ben varken de mi heyecanlanıyorum? Çok hızlı yürüyor değil mi? Yapıyorum. Oğlumu Bir an satayım böyle çarptı bir geçiş zannettim var mı? gerçekten. Oğlum bokuma karıştı ha. Ya çilingir rolünü bırakacaklar. FBI yapıp beni alacaklar. Akgül'ü de
Hanımefendi, bunu da hallediyoruz. Tamamdır, bekliyorum. Çalışanlarınız bayağı sempatik ve içten. Tamam lan. Farklı kaynak. Kaynakla bakayım duvarı. Yapıştır. Dur oğlum oraya La değil dur. ha. Ucuna la. Aa kaç defa söyleyeceğim. O sonunda korumalarını bırakmışsın. Neyleri mi? Korumalarını. Ne koruması? Highway Patrol seni koruyordu ya, kıçını kolluyordu ya. Hmm. Pompalıyı alıp vurmayayım diye. Bekle şimdi alıp geliyorum. Adam Bey, İyi bakalım. telefondaki salağın sesi dışarıya Bekle geliyor. Ne bekle anlatıyor? geliyorum bekle. Telefonu hoparlörü almışsınız Hoparlörden de çıkar şu telefon. sanırım. Hadi kapat. Ne diyor la amcık? Bizim başımızda bir piçin teki var da. Adam Bey, biz Evet. halledelim. Yok Hemen. gerek yok gerek yok. Evet, buradaki işimiz bitti mi? Hanımefendi, bakalım test etsin hanımefendi şöyle. Deniyorum hemen. Hanımefendi. Hop. Birazcık daha yavaş fırlatsaydınız ama. Size de fırlatayım mı? Teşekkür ederim, gerek yok. Rica ederim. Olmuş mu? Rica ederiz. Aferin lan. Gittin al geri zekalı, bana yardım etmedin, ikisini de sen taşıyacaksın bu sefer. Git. Siktir git. Şimdi Hadi şeye gidiyoruz. bay. Weasel Nives'e gidiyoruz. Harbi mi? Evet. Oh, hep habercilerle konuşmak istemişimdir. Efendim Ozi. Efendim Ozi. Edim Bey, nasılsınız? İyi, sen nasılsın? İyiyim, sağ olun. Müsait misiniz? Hı. Beni ismi Beni kanıttı. ismi Tamam, geliyorum. Tamamdır o zaman, sıkıntı yok. Tamamdır. Buna okeyiz. Ya Allah. Ya oğlum gel. Yanımdan ayrılma, arabayı çıkartalım içeriden. Üf. Birader araba güzelmiş ha, kiminse. Eyvallah, sağ olasın. Bir de full. Eyvallah. Çok teşekkür ederim diyor. Aa, anladım peki. Bizim de yüksek gidiyoruz. Kapıyı açarlar. Görüşürüz, görüşürüz. Hanımefendi görüşürüz. Biz bu kapıya kilit taktık ama. Ben de numarası vardı şu telefonda. Adam Bey, ben kendime bir tane anahtar ayırdım mı? Gelin. Sorun yok, hallettik biz. Patron bizim yöneticileri yatırmadı ya, bu patronu şikayet edelim mi savcılığa? Ulan geri zekalı hala kaldı. Ses kısma tuşuna basıyorum, çalışıyor bu ne abi? Geri zekalı telsizde ses kısma tuşu yok. Bunun üstünde şey var, adam var konuşan. Ses kısma adamın adamı var, sus adam. Biz bunları niye mi edelim? Yatırmasak mı, ne yapsak? Yok, getirmeyelim. Sarı kolayla ödemeyi yapalım bence. Patron, seni bu tehdit eden zenciyi sopayla dövmeye gidelim mi? Ha patron, o olayı bize anlat da biz çözeriz ya. Daha Sen sonra bir anlat. sopayla döveyim. Hoş buldum canım. Oo. Patron bu ne?
Nasılsınız Müdür Bey? İyiyim canım, sen nasılsın? İyidir, ne olsun. Sizin bu kapılara kilit lazım mı? Taktıralım mı? Ben geçen yaptırdım onları ya. Ha, yaptırdınız mı? Bu kapıdaki kilidi yaptırdım ama içerideki kapılarda yok. Yaptıracaksanız usta. Bak hazırladım. Selamlar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Ya ben biz... geçen bu girişteki kapının kilidini yaptırdım ama bu kendi kendine kapanıyor ya, onu düzeltebilir misin? Ha, siz kimdiniz? Buranın müdürüyüm ben. Ha, memnun oldum Müdür Bey. Biz Grand Construction'la anlaşmalı. Boyama, badana, kilit, geliyoruz, geliyoruz. Amelilik her şey var bizde. Geliyoruz. İyi, tamamdır. Buyurun. Yardımcı olalım. Devam edelim. Nereye kilit takılacak gösterin, hemen halledem ben. Bu kapı açılıyor da bir süreden sonra kendi kapanıyor. Onu nasıl düzeltiriz? Nasıl kendi kapanıyor? Hemen halledelim. Onu William iti mi yaptı acaba? Biz onun kollu kuvvetlerini aramı mı? O William itini sikeceğim. Bile kaydetmemişsin. Nasıl kaydetmemişsin oğlum? Ya aşk olsun, teessüf ederim müdürüm. Bizim gibi çilingirler varken niye avanaklara yaptırıyorsunuz? Bizden iyi amelesini mi bulacaksınız? Müsait değildiniz o sırada ya. Ha, anladım. Kayıttıydı oğlum normalde. Oğlum bunlar küpe takıyor. Nasılsın Afya'cım? Tınır mekanik, o ne diyor? Nasılsın, iyi misin? 100 yıl görüş mü bu? Teşekkür ederim. Ha. İyiyim, aynen. En yakın olandır. Keyifler nasılsın canım? İyidir, ne yapalım? Çalışıyoruz işte, görüyorsun. Oğlum buna kaynak yapabileceksin değil mi lan? Evet evet. Kazan güzelmiş. Vallahi yaparız, yapamayız. Teşekkür ederim. Ha, bana dedin sen. Pardon. Sliding door mu? Ben üzerime alındım ben. Öbürüne ihtiyacım var, biliyor musun dedim ya. Buyurun. Siz bu salağa, Adem Bey'e bakmayın, bu hep karılar övgü dağıtıyor. Siz boşverin, siz yapın, sanı yok. On numara adamsınız müdür. Sağolun. Bir döner misiniz? Ben hep böyle misiniz haberci mi olmak isterim. Müdürüm, bir döner misiniz? Alırız, yapmış bir bakarız. Parkusunu bir de şey yaptın mı? Tabii tabii, bir deneyin. Baktın mı? Ne diyeyim kontrol? Bir bakın bakayım, şadidinden kapanıyor mu? Dur, bekle, kaydedeyim. Kapanmıyor galiba. Aferin de oğlum, sen buna kaynak yapıp kilidi tutturdun mu? Geri zekalı, onu da ben mi söyleyeyim? Bir gelsene, bir gelsene, bir şey söyle. Nasıl bir? Bakayım. Kaydettim. Bu arkadaşları çok aradın mı? Çok tatlılar kendileri. Ya günlük işçiler işte. Geliyorlar. Oğlum biz bunu evet la. Çok günlük sigortalarını yapıyoruz. Bozulmazsa bizim gelirimizden fazla ilerliyor şey bunlar. Bunlardan var mı birkaç tane? Bizim bizden ise de alalım. Ne şey olsun. Abi müdürüm, başka nereye yapılacak? Hemen halledelim. Sizin özel odanız varsa kilit takalım. Gel bakalım. Abi. Yok, tamam. Özel oda yok da gel bakalım. Ha yok mu? Ben biraz hızlı koşuyorum ama. Hiç sıkıntı yok ya, yürüyelim. Alışkanlık biliyor musun? Amelelik, sürekli ayaktayım. Sizi çok mu yoruyor Edim Bey? Edim kim? Ha yok. Bak bu iki oda var. Hangi iki oda? Bu, burası var. Bura. Oo. Buranın giriş çıkışı her zaman olmasın, kilitlenebilsin burası. Ha, peki. Onun dışında bir tane daha var. Göstereyim mi sana hemen? Ha, göster o. Burayı başla sen bakayım. La dur gerizekalı hanımefendi içeride. Hanımefendi. Çıkacağım. Buyurun. Kapat kapıyı. Salak. İçeriye bak, öyle kilit tak oğlum sana. İnsanlar kalacak içeride. Denetimci karıdan da kurtulamadık, gitti geri zekalı, gitmiş bit pazarında. Bir şey soracağım. Bu benim kazağım mı? Tamamdır, tamamdır canım. Bu benim kazağım mı? Anlamıyorum. Canım. Bu benim kazağım mı? Gel. Gel. Sen. Bu benim kazağım mı? Hanımefendi. Senin kazağın. Siz tabii bakın isterseniz, bizim başımızda durmanıza gerek yoktur. He, iyi tamam. Ne alaka benim? Ha, müdür bey zaten. Bende de aynısı da var da. Hayır, senin değil, benim bu. Ne yapıyorsun oğlum, kapıyı mı zorluyorsun? Yok yok, takıyorum işte, içine yerleştir. Sen olduğunu bilseydim sen için çalardım. İçine vursun ritim için. Anladım. Senin o kafanı sikeyim, çabuk yap şu kapıyı, adam bekliyor. Yaptım. Koskoca bir izin iş müdürüm. Daneyim müdürüm.
Deneyelim. Tabii. Avcı ne? Avcı, avcı kardeşim. Avcı diye kök saldın sen buraya. Yok. Otomatik yapmadın değil mi lan? Otomatik kapanacak bir tane kapı var. Bir saniye müsaade edersen. Otomatik kapanacak tek kapı var. Ne var ki burada? Bir bakalım. Önemli şeyler yok. Nasılsın Adam? İyidir Deniz, sen nasılsın? İyi, nasıl olalım? Bir sorayım dedim. Aynı hatırını. Anladım. Şu an çalışıyoruz ya. Çalışıyoruz. Tamamdır. Sorayım zaten. Hadi görüşürüz. Ulan gerizekalı, beni içeride unuttun. Gel ya. Gerizekalı. Yap şimdi. Siz nereliydiniz ha? Amerika. Efendim canım. Ben şuraya da aslında olabilir. Buraya da mı atalım? Evet, evet. Çalışıyoruz amına koyayım. Kendi takmıyor ki. Tamam. Nasıl olsa burada var. Arkadaşlar bir de soldaki cam kapıya yapabilir miyiz bunu? Tabii. Yaparız. Tamam. Su falan ister misiniz? Yorulmuşsunuzdur. Evet. Aa! Patron! Biz gittiğimiz mekanik... Siz... bu da mı patron? Ha. Patron. Patron dediğinizi duymadım. Kusura bakmayın. Şey patron. Adam Bey. Evet. Burayı bir döner mi? Ya biz gittik mekaniğe. Sarı kola getireceklerdi. Bulamamışlar yani hiçbir yer. Ona göre tamir edeyim. Ha. Bunda da sıkıntı yok. İyi bu. Gerek yok hanım efendim. Sağ olun. Bulamıyorlar biz istenince bir şey. Kendi ne kadar sürede kapanıyor? Ben kaldım. Ya. Gözlükleriniz güzelmiş. Açtım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar sürede kapanıyor? Rica ederim. Ya, benim de var. Deneyelim. Tamam. İyi, tamam. Ellemeyeyim, bir açın. Bakalım. Buyurun gelin. Öbürünü de yapalım da. Bunu test ederim ben. Tamam. O sırada ben bunu açayım. Kendi kapanacak mı bakarız. Tabii. Bu kendi kapatacak şekilde mi yoksa? Hayır. O sadece kolu kuvvetlerine. Aynen mensup. Oğlum manyak mısın? Mal malı konuşma. O sistemi yaparsak bizi sikerler lan. Gerizekalı. Yani ben savcılıkla uğraşmam. Haberiniz olsun. Tabii. Sıkıntı yok. Biz uğraşırız. Niye? Savcı tanıdığınız mı var? Bir çekiyor musunuz ya? Yok, ben varım. Peki. Çekildim, aldım. Ya bu biraz dağılır mısınız ya? Ben biraz yeni çalışıyorum da. Gerizekalı. Heyecanlanıyor böyle insanlara bakınca. Bu daha yeni. Taze mal. Ben ne zamandan beri uyumadığımı bilmiyorum bu arada. Hem cebim yok ama. Şöyle bir kaynak kurayım da bana. Elia'nın buradan sonraki yerimize IS mekanik olacak. Ben de diyorum ki ne oldu? Ben de diyorum ki ne oldu yani? Etmişi gördük ya amına koyayım.
Yok. Daha uyumadım hadi. Yaptın mı la geri zekalı? Aa. Hanımefendi bir kapıyı dener misiniz? Tabii. Olmuş mu? Evet. Ah tamam. Adam Bey, şey hanım Kendinize takılacak sağlık. mı? Ben bir imza alayım sizden. Tabii. Müdür beyden Tamam. imza yap. Aleykümselam, aleykümselam. İsminizin altına imzayı. Ah. Esniyorum ya. Ciddiyim, esniyorum. Çok şık göründüğü gözlenebilir. Bak İmzanız da bak çok bak bak. güzelmiş. Senin yüzünden sinematik Teşekkür yaptıramıyorum. ederim. Eldivenlerinizi beğendim bu arada. Sağ olun. Eskiden kalma bir eldiven. Anladım. Vereyim mi bir gün? Takarsın dedim. Olur, takarım, hoşuma gitti. Hangi mağazadan aldım, ben hiç bulamadım. Benim gittiğim, anlaşmalı olduğum mağazalarda yoktu bunlardan. Dediğim gibi bir yerden almadım, çok eskiden kalma bir eldiven. Gayet Ama şıklarmış. aynısını bizzat bulabilirsin yani. Bayağı tabii yerlerde satılıyordur yani. Ben onu bir kendi terzime diktireyim. Bir uzatabilir misin? Bakabilir miyim eldiven? Tamamdır. Tamam, ben bunu bir diktireyim. Tabii ayıp olmazsa sana. Yok, hiç sıkıntı yok. Rengini siyah kullanma yeter. Onun pembesi falan da var. Pembesini ben mi Denersin. takayım? Mavi var mı? Mavisi vardı. Bak bakayım. Yani ben pembesini Nasıl istersen edeyim. takmam. Siyah olmasın da. Merhaba. 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 Araba. Alo. Şu an ufak böyle bir Efendim. yalpalanıyor muyuz sanki? Hareket etmekte zorlanıyor gibiyiz. Sanki ben de Yok. öyle. Ben de Ben de var öyle. var sanki. Var Sanki gibi. evet. Yoksa Geçmişin. buradan kaynak burada çok radyasyon mu var? Bir gidelim. Tabii. Çıkalım. Çok üzgünüm, kusura bakma. Benim amele nerede? Elini yüzünü yıkıyor, bir su içiyor. Gelir Evet. şimdi. Galiba orası çok dar bir alan olduğu için hareket etmekte zorlanıyor. Galiba, evet. Ula it! Gerizekalı, sen niye beni içeride bırakıp gidiyorsun? Ha. Ha? Çok çalışmış, ayakta uyuyor. Dilini mi yuttun oğlum? Ya biraz bir Neyse Erdem Bey, eldiven başka bir yere kullandı kilit biraz. takacak mıyız? Evet. Nereye? Bu Hayes mekanik var, oraya gideceğiz. Hay aman Edin Bey. Efendim. Tamam, Gidelim. şimdi bunun için sözleşmeden başka bir şey bulması gerekiyor mu herhangi bir ödeme için? Yani biz sizinle daha sonra konuşuruz. Anladım. Peki bu arkadaşlara bahşiş verebiliyor muyuz? Tabii ki. Bahşiş mi? Hı. O ne? Çalışma stiliniz çok hoşuma gitti benim, öyle bahşiş veresim geldi. Ha, teşekkürler, siz bu adama verin. O güzel verir zaten. İyi, o zaman Güzel öyle bayağı. yapalım. Tabii. Tamamdır arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Edin Bey, Rica. görüşürüz. Hadi Kendinize iyi bakın. sarı koruyun. Görüşürüz, Teşekkür ederiz. görüşürüz. Patron. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, sizin arabayla geleceğiz. İyi günler. Siz bu İyi arabalara günler. biner misiniz Adem Bey? Bineceğiz artık. Adem Bey biraz çalkantılı olabilir bu arada. Ben gerizekalı ananı satayım. Adem Bey. Evet. Gerizekalı bak, patron Tabii sizi yanımıza konuşma bindi, arkadaşlar. konuşma.
Tanrı sizi de korusun. Müdür bey. Sağ olun. Sağ olun. Küpe takıyor konuşuyor. Bu da tam durum anlıyor. Oraya gidiyoruz. Şeye doğru. Bu bak. Sol yap buradan, sol yap. Düz devam et, düz devam et. Araba bok. Minimum boku temizlememiş. Aman abi oğlum, William arabaya sıçtı, temizlemem de ya. Sol taraf mıdır? Evet evet, sol taraf. O ne la? Ooo! Motorcu! Biri de bir şey oldu solda. Düştü gerizekalı. Düşmedi de. Yerde başka ya. Biri büyük ihtimal. Ha öyle mi? Çok da sikim ya. Selamlar beyler, arabayı nereye koyalım? Evet. Fark etmez, senin bir yere koy. Bir yere koy git. Bak gerizekalı. Neyse. İş aşkıyla. Hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Dedim bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Arkadaşlar, kilit tamir vesaire işleri için mekanınıza geldi. Onlara evet, isteklerinizi sunabiliriz. Kıyafet dolabının kilidini de açarlar mı ya? Onu sormanız lazım. Ustalarımız onlar. Bayım kolay gelsin. Aa. Adam uykusuzluktan bağlanacak. Ne oldu? Ha, merhaba, ne gülüyor? Bayan. Ha pardon. Buyurun. Şey diyecektim. Şu evet. Bizim kıyafet dolabının kapağı birazcık sıkışmış gibi. Onu zorlayıp açabilir misiniz ya? Nereye zorluyoruz? Giysilerimiz içeride de şu kıyafet dolabının kapısını birazcık zorlayıp. Merhaba merhaba. Hangi kıyafet dolabı? Şuradaki. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler. Benim kuzen gene döktürmüş ya. Bu sefer sizi kayda almıştı. Ha evet evet, aldı. Brandon benim kuzenimdir ha. Brandon mu? Evet, özgöz kuzenim. Anladım. Brandon bey, sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Belki biliyorsunuzdur. Benim arabam ne dışarıda gözüküyor, ne garajda var, ne şeyde var. Geçilmiş de var. Birine mesaj atıp arayabiliyor musun? Efendim? Birine mesaj atıp arayabiliyor musun? Anlamadım. Birine mesaj atıp arayabiliyor musun? Ne anlamda birine? Bana bir mesaj atmaya efendim? Çalış ya da aramaya çalış. Dur gel bakalım. Burada mı, orada mı? Burada telefonunuzla bana mesaj atabiliyor musunuz mesela? Bana bir numaranızı verseniz çok sevinirim. Tabii. Siz de bana bir numaranızı verseniz çok makbule geçer ama. Çekilmiştedir yüksek ihtimalle. Çekilmiştedir, çekilmişti. Çekilmişti mi? Tamam be. Teşekkürler. Ne demek, ne demek. William'ın izin günü mü bugün? Tanıyor musunuz ki? Yani tamam yaptım garizekalı, hallet değerlerini. O motorcularınaymış böyle. Evrakta ismi yazıyor. Gelmedi. Merhaba. Oo beyler, kilit takmaya geldiler de motorları az bir şey, şu karşı kaldırma alabilir miyim ya da... Bu kapaklar açılıyor muymuş, dur alalım. Kilitleri ayarlıyorlar da şu an. Niye? Biraz öne alsalar yeterdi, salaklar niye kaldırıma çıktı? Ben dedim yani karşı kaldırıma geçin. Karşı kaldırıma geçin diye ben dedim. Yeter. Da salak zaten.
Takıyor mu? Şey soracağım sana ya. Tabii buyur Aydın. Yakın zamanda grid böyle eski muscle bir araç yaptın mı? Evet yaptım. Elinden geçti mi? 15 dakika önce yaptım diyeyim. Beyaz saçlı aptal biri sürüyor, kullanıyor. Aynen, biz de onun birazcık kafadan kontak olduğunu düşünüyoruz. İsmi ne onun biliyor musun? Onun ismi... Bir dakika ben bakayım. Fatura kesmiş, dur bir baksın. Fatura kesmiş. Tabletten bir baksın. Brandon. Brandon. Brandon Case galiba, öyle bir şey olmuş. Brandon Case, tamam. Öyle bir şey olmuş. Tamam, bir aptalısın. Arkadaş bir hata mı yaptın? Alabilirim belki. Gerizekalı üstümüzden geçiyordu ya. Ciddi misin? Hmm. Sizin motorların aradan mı geçti, ne yaptın? Sizin buyuran oldu. Ya üstümüze sürdü gerizekalı. Sarı. Onu bana da yaptı ya. Değil mi? Senin gözüne kaynak kaçmış galiba. Aa. Kaynak tozu kaçmış. Çok güzel. Bahman nasıl yalan sana gülüyor. Motorları cilalayalım mı? Yok abi, ufak bir işimiz var ya, zahmet et. Ha. Başka bir zaman telafi ederiz. Tamamdır, sağ ol. Ben sizi peki bir yandan görüyorum. İyidir, senden ne haber? Evet. Taş taş mı? İyidir. Ha, nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor, sen sıradan gidiyor. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Aksel uyuyor galiba. Evet, Aksel uyuyor sanırım. Çekil lan. Hmm. Adım ver. Bana ulaşmam için bir numaranı verebilir misin bana? Tabii vereyim. Ya bak yaklaşma sekreter, yaklaşma. Adım bey, biz bu Aksel'in sattığı evlere de kilit takıyoruz. Kapansın mu? Bize paramızı ödemiyor. Aksel mi ödemiyor? Geleceksiniz. Evet, Aksel ödemiyor. Sorun değil. Ben onun yerine ödemesini yaparım. Isaac, ismim Isaac Dixon. Peki. Allah. Gönderdim. Babalar gibi. Önde gözükmedi ama sıkıntı yok. Kilitlerini görmüyor musun? Geçen. Anladım ben de sana. Tamam. Bu arada bütün detayları anlattı değil mi ya size? Buradan bir dağılabilir misiniz acaba? Arayacağım ben seni. Geniş düşünmem lazım. Tamam. Baylar, geniş düşünmek gerekiyor. Buradan birazcık uzaklaşabilir miyiz? Kilit takacak da arkadaş. Şöyle bir gelelim. Hayley. Sen ustaların yaptıklarının yanında dur. Not al da malzeme bir şey falan çalmasınlar şimdi. Klasik galiba, hepiniz aynısınız. Ha, ne olmuş ki? Kim sizin şirketin sahibi? Bizim şirketin sahibi... Yani biz Grand Construction'la anlaşmalı çalışan çilingir duvarı boyama falan amelelik yani. Görüyorum. Isaac, az önce konuştuk. Biraz konuşabilir miyiz şurada? Tabii. Buyurun lütfen. Şu anlıklar kim? Kim? Kız mı? Benlik değil, çok resmi ya. Fark eder mi? Dinliyorum. Bilmem. Bahsedilen konu hakkında ben tehditler almaya devam ediyorum. Shotgun'larda. Birazdan halledeceğiz. Biz de toplu oraya gidiyorduk. Sen ne diyorsun? Hallettiğiniz, bitirdiğiniz zaman kellesine ne kadar bir meblağ biçtiğimi de biliyorsunuz. Halledeceğiz. Ulu orta yerde konuşmayalım Edim Bey. Hepsi tamam. Peki, öyle. Beni arayacağım. Umarım tek başına gelirsin takip edilmeden. Merak etme. Geldiyse, herkes hazırsa çıkalım çavuş, hadi. Okeyiz. Arayacağım motorlara. Edim Bey. Peki öyle. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İnşaatı yorundan söküp tekrar dikmemiz lazım. O da bizim işimiz. Bu karıya öpücük yok. Edim Bey, bir efendim? Sıkıntı var hala devam Edim etmekte Bey. Olan. Bu kilidi kilidi Edim takmamız... Bey, sizin denetimcinize öpücük yolluyor herif. Kim? O herif mi? Sikerim mi? Yok, bir şey olmaz. Bunlar yaşanılabilir şeyler. Ne Edim demek Bey? Yaşanılabilir? Bu adamın avat dedim ya. Ney? Sadece sütme ya. Edim Bey, bir şey diyeceğim. Bakar mısınız? Bu kapıya kilit takmamız bu soruna engel olmuyor. Şöyle. Ben bu kapıyı kilitlediğimde
Kapı kapandığında ben değmeden açılmıyor. Temas olması lazım. Zaten öyle. Temas olmadan kapı açılmıyor. Ya Adam Bey, ben diyorum ki bu Tanrı'nın işi. Adam binayı tekrardan dikelim diyor çilingirciye. Ne yapayım ben bunu? Bir şey söyleyeceğim. Zaten öyle olması gerekiyor. Hayır. Şey, kilidi açtığında direkt açılması gerekmiyor mu? Hayır, hayır. Kilidi soktum. Hayır. Hayır, o öyle değil. Benim bu kepenkleri, bunların sensörleri biraz şey, biliyor musun? Eski. Neredeyse bütün mekaniklerde öyle. Hani bir ucundan ufak bir değdirmen lazım ki açılsın yani. Peki sizinle özel bir şey konuşabilir miyim? Hoş geldin lan. Ne oluyor? Adam Bey. Koşarak geldi de. Söyle. Efendim. Adam Bey, pardon. Adama bir şey söylemeye çalışıyordum da geri zekalı dinlemiyor. Ne oluyor lan? Polis sireni. Ben bir araba çağırayım. Bir de bu tünür mekanik var. Oraya gidelim. Ben çok korktum. Bunu bağlayacağız. Sabah kadar tokat değil mi? Çat çat çat. Olacağım böyle tok tok. Ben dedim oğlum, bu adam bizim arabayla gelmez diye. Sizin araba biraz böyle papatya gibi kokuyor da, biliyor musun? Papatya mı? Bok olmasın. Tabii tabii tabii. Tünür mekaniğe doğru gidelim. Tabii, sağ bekleyin. Arabaya bak, anlayacaksın ne demek istediğimi. Tamam, anladım. Halledeceğim. Bir şey çalmadılar değil mi Eli oğlum? Yok yok. Alacak bir şey bulamadı. Bir baktı da. Çok teşekkür ederim bu ara beni geldiğim için. Dayanamayacaktım yoksa. Direkt bunu çağırdım. İçim çıktı orada. Telsize bağlanmadık tabii. Aa, evet. Onlar da bağlanmamış. Adam Bey. Evet. Tabii orospu çocuğu bize orospu çocuğu dedi. Onu bulmaya çalışıyoruz. Aa. Topalamasalar bari. Adam Bey. Efendim. Adam Bey ya. Küfreden kimse yok ama bu arkadaşlar yani kendi kafasına göre sopa çekip ortada gezmesi normal mi? Bir küfür duymuşlar haklarında. Ya koskoca adamlar. Küfreden olmadı. Sağ koltukta oturan böyle ince zayıf bir arkadaş vardı, bizim çocuğun birine piç dedi. Piç yani... mi istiyor yani, altı küfreden onlar aslında. Otobüse mi benziyoruz piç dedi. Öyle. Garip bir durum yani. Sadece bir şey rica etti yani, o kadar. Bunların isimleri neydi? Yok size değil. Tamam biz Amerem ama. Hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Belgeye bakayım. Bir bakın. Ne mafyası, sopa çıkar. Baylar hadi baylar, iş bekler. İş bekler hadi baylar. Ben çocuğu bana... dedi, o orospu çocuğu bana... kim? Hadi baylar. Onu, onun bana, anası orospuysa. Ana. Bizim kimin küfür ediyor? Sen ben demedim. Birisinin adı de duymadım, ben demedim. Bob Bey. Ya bu yani anamıza bu... sövür anam. Hatay'a hatayla karşılık verme tavrını soşmak. Hatay'la hatayla. Adam anamıza orospu yaptı. Ne hatası? Arkadaşlar bir yanlış anlaşılma olmuştu. Mekan içinde yapmayalım lütfen. Neyse abi, tamam bom. Lütfen beyler. Hadi bakayım iş bekleyin. Bayım da hepimizin bayım. Şimdi bu arabayı nasıl düzeltebiliriz? Siz ustasınız ya hani. Belki bundan da anlarsınız. Arabadan ne anlasın onu? Ne arabası? Neyse. Bu bizim anamız. Bizim anamız. Ben değilim sizin ananız. Lütfen lütfen lütfen. Bizim anamızı orospu yapan eğer buradan biriyse gece gelir yemin ederim tüm.
Oliver sen ettin mi? Tüm kilitleri söker siktir oğlum ya. Gider sabah buraya yağmalatırız ona göre çilingiriz biz kilitleri oğlum. Ben de bir şey demedim. Bu mekanikle alakalı bir şey. Benim Meksikalı... Çalacak iki tane parça saysana buradan hadi. Meksikalı dostlarım var valla. Ulan şurada Meksikalı dostlarım mı var? Meksikalı dostlarım var diyorum. Meksikalı tamam, dostlarım var. Oğlum çalacak hiçbir şey ya. Hiçbir şey yoksa bizim anamız orospu yapanı çaldırırız la. Oğlum biz neyse bab yürü hadi çabuk. Hararet yaptım zaten. Anamıza orospu diyorlar. Orospu çocuk. Dostum sen ne üzerine alıyorsun? Sen mi sövdün anama? Yok orospu çocuk. Arkadaşlar hadi uzatmayalım. Tamam. Benim anama sakın orospu çocuğu. Orospu çocuğu her yerde orospu. Ne yapayım? Bunlardan çekeceğimiz var gibi. Bu mekanik de çok uzakta ya. Şeydeki mi? Havalanın taraftaki. Hı. Bu salıya size ben. Nasıl kullanıyorlar arabayı ya? Ben her gün kendilerinden şikayet dinliyorum. Biraz da onlar dinlesin bakalım. Oni geliyoruz Oni. Otel. Ne? Otel size gelen hayvan kim? Telsiz göt cebimde kalmış. Göt cebimde kalmış. Belki onu duymuş abi. Patron hani burada kimse yok. Dur ben bir şunu bir arayayım. Patron bizi mi sikiyorsun ya? Buyurun Edim Bey. Oni, biz ustalarla senin mekanikteyiz. Sen neredesin? Biz de şimdi gelmiştik. Yani tamamdır. Bir işimizi zaten onu hallettik de. Tamamdır, hadi gelin. Yalnız patron, hızlı bir şekilde oluştursana. Hayır. Buranın da mı yok oğlum? Yok. Merhaba Oni'cim, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de ustaları getirdim size. İyi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi kola var mı ya? Kola var. Şu dolaptan sarı kolayı çıkartsana. Oha bizim dilimizi biliyor. Sarı kola varmış bak. Var mı yani mekanik yapan sanayici adam? Onu bilseydim daha önceden götürürdüm. Tek farkımız bu adamlar parayı vuruyor biz kırmıyoruz. Şimdi adınız neydi beyefendi? Oni. Hani biz Grand Construction'la anlaşmalı amelilik yapıyoruz. Daniel ben ustabaşı memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bizim çavuşumuz çavuş. Teşekkürler. Oo sarı kola. Patron bu ne böyle? Şimdi Hani Bey de değil mi? Evet. Siz avcı mısınız? Yani, av yapmayı severim. Patron buraya takmıyordu. Neden? Bu adam zaten buraya kullanmıyor. Bu adamı ben tanıyorum.
Nereden tanıyorsun? Geçen hafta gittim abicimle konuştum dedi bir tane pezeven. Sürekli çıkmıyor buradan sürekli. Abici de taciz ediyormuş. Avcıyı mı taciz ediyor? Oğlum sen avcıyı mı sikiyordun? Ha? Ne? Sen avcıyı mı sikiyordun? Ne söylüyorsun bana? O kendi elini sikemiyor. Öyle bir şey yok elime ne alakası? Aranızda bir ilişki varmış avcıyla. Neyse neyse biz kapıyı nereye tak... Kapıyı değil falan. Usta mı söyledi? Yoo. Yo, kulağıma geldi. Ben nereden bileyim sizin avcıyı siktiğinizi? Öyle bir şey yok. Sürekli birbirinize bir şeyler veriyor musunuz? Yani ben ona genellikle puma eti veririm, o bana fayını verir. Adam bey avcıyı siken bizi de siker. Abi adamın, o adamın gözünü sike sike sen mi kör ettin? Kıldı mı baksana? Onun gözüne yanlışlıkla bıçağı ben fırlatmış olabilirim ama adam, ben yapmadım öyle. Bizim amela taktığı bir bakın kile de çalışıyorum. Bir bakayım. Ha ya, bir yürüyün. Adam bey vallahi bu sikiyor. Kuş vurup veriyor da hangi kuşu vurup veriyor bilmiyorum. Oli bak kuş uçuyor. Kuş uçuşturmuyor bile. Uzaklaş uzaklaş öyle cumburlop diye. Plan yok şu an Edim Bey. Başka nereye takacağız? Şu üç kapıya da takılacak da. Bir de... Gerizekalı duyuyor musun bu? Adam Edim üç Bey. Kapıya da takasın diyor. Tak üçünü. Edim Bey, burada olan burada kalır mı yoksa onu ayrıyeten sizle mi konuşayım? Kalır kalır, burada olan burada kalır ya. Niye kalmaz? Şu arkadaş kimdi? O Kret, o da bizim şirketten. Evet, tamam. Şurada bir de benim özel bir odam var, orasındaki de takılacak da. Tabii takılır. Takarız. Buyurun gelin göstereyim. Ne, kuşlar mı var orada? Şey var, merak ediyorum bir şey. Efendim? Diyeceğim. Kuşlar mı var orada? Genellikle ton 8 dergiler nerede? Var ama. Şu, nerede? Böyle mutfağın içinden şu, geçin. Burada mı? Evet. Ananı sikiyim abici burada. Ha yanlış görmüş. Beyefendi isterseniz ben sizi buradan çıkartmayayım. Yo. Kendiniz ben sizi sokarsam oraya. Boş şeyler olmaz, ben avcıdan daha yetenekliyim. Avcının yeteneğini biliyorsun yani. Taktım ben dışarı iki kapıya ama. Adam ben siz şimdi niye onu karıştırıyorsunuz? Ya bu adam çok şımarıyor bazen. Çok kilidi buna takar. Şuraya da takacakmışız kilidi. Bir de ya, bu... Buraya aman abim istedikleri bitmiyor. Bir de bu dolaplar falan açılıyor mu aman sandık abi, falan? Tipe bak kafaya kırmızı bal. Onun için başka bir şirket ayarlayacağız. Karı zekalı. Yani, tamamdır. Bütün gün avcılıktan çıkmıyor. Gelmiş buraya kilit taktırıyor bize. Sen de ama hiç şey yapmadın ha. Sorgulamadın. Ne yapmadım? Acaba avcıdan daha mı iyidir diye bir sorguladın sanki. Hiç cevap ya vermedin. Şimdi ben şöyle bir şey Edim Bey. Ben arada bir avcının oraya gidiyorum. Hayır hayır listede en başta ben varım. Bu yüzden sıkıntı yok. Arada bir mi gidiyorsun? Arada bir. Şu an mekanikten dolayı full mekanikle ilgileniyorum da. Hı. İyi bakalım. Çalışıyor değil mi burada? Bir de... Yok çalışmıyor işte. Bir çalışsa keşke çalışsa. Hadi bir açılış bunu yapacağız bunu yapamadım hala. Efendim. Yaptınız mı? Bir bakayım. Adam Bey siz kimlerle çalışıyorsunuz? Yılın imza götürüyorsunuz. Küpeli adamlar panırla manırla konuşuyor. Buraya getiriyorsunuz. Sarak kırmızı bandana takmış. Kafayı hippo sanıyor kendi. Bu adamlar da çalışamadılar. Çünkü... Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun muhabbete dahil olun. Şu şeyden de anlarsın sen ya. Neydi? Babuslar. Gel gel. Ya ben hiçbir şey... Bu adamlar burada araç maraç hiçbir şey yapamıyorlar. Neden? Ne demek yapamıyor? Gözlerim kör oldu. Yapamıyor demiş. Hiçbir şey yapamıyor. Gözlerim kör oldu. Avcılıktan çıkmazsan yapamazsın tabii. Nereden bileceksin araç yapmasını amına koyayım sen? Beyefendi ben yapamam. Senin bindiğin önce istersen bin beygire çevirsen. Ne yapıyorsun? İyidir Brandon, çalışıyoruz şu anda. Nerede çalışıyorsun? Şu an Tuner'dayız. Ne? Tuner mekanikteyiz. Tuner mı? Hı hı. Ya bizim arkadaş orada uyuyordu. Ne bileyim. Uyandı mı? Bak, hangisi arkadaş? Bak. Paul. Bak zaten
Yok, burada değil. E sen nasıl orada çalışıyorsun? E Oni var. Zaten sinirliyiz. Ha, Oni'nin de mekanik unuttum ya. Hı-hı. İyi tamam, geliyorum ben oraya da adamın boyası yokmuş ya. Ha, onları hallettireceğiz işte. Ha, tamam. Benim kafa yerine geldi, bir kaza daha geçirdim. İyi bakalım. İyi, geliyorum geliyorum. İyi bakalım. Ha, demek ki yemediler hiç. Ha, siz bildiğinize göre. Beyefendi, işinizi yapacak mısınız yoksa gerçekten zorbalıymışsınız? O adam çok zorba, espriden anlamıyor. Evet evet. Abici söylemişti. Neyse, ne istiyordunuz? Ben burada iş güç yapamıyorum. Yok da sikim. Bakarız. burada mı yapamıyorsun? Lifler mi çalışmıyor? Ne? Aşağı evet. İnmiyor mu? Lifler çalışmıyor. Tamam, bunu biz buraya yetkili birimi dahil eder, yarını halletmiş oluruz. Yarın, tamamdır. Teşekkürler. Rica ederim. Başka bir yere kilit takılacak mı? Başka bir yere kilit takılmayacak, teşekkürler. Rica ederiz. Başka da... Başka bir yer var mı? Başka bir yerde kalmadı. Ay, sonunda abi. O sarkolayı da alabilirsiniz, ilginç. Teşekkürler, siz için biz size bıraktık şu an. Lazer donar mısın? Ha, gerizekalı bilmiş bak benden önce. O be zaman abi. Sessiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz Önücüğüm, görüşürüz. Görüşürüz Edim Bey. Tekrar bekleriz Edim Bey. Tabii tabii. Adama siki küçük dedi. Hangi adama? O niye dedi? Yapacak bir şey. Ay, araba kim bilir nereye gitti ya. Oni'nin sikinin küçüklüğünü oyun kaldıramadı abi. Of, yorulmuşum. Sessiz, sessiz ağlar gibisin. Vay aman, zaman geldi. Gidecek mi? Vay aman.
Edin Bey geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Adam öldü galiba, aşağı düştü. Edin Bey, sizin adam aşağı düştü, bir de bizim kapalı teki yapamamış. Ya abi. Abi aşağıda gidiyor. Adam aşağı düştü ya. Adam aşağı mı düştü? Adam evet, burada Alpsa intihar etti size bakayım. Adam su içiyor. Edim Bey sizin dombille işi yapamamış böyle, tek kapı boşta şu an. Koşuyor da bu. Tek kapı çalışmıyor ha? He, tek kapı kilitlenmiyor. Benim araba niye böyle? Siz kaza yapmadınız. Yok, benim bir gözüm kötü oldu ya. He. Biz de dedik ki o amına kodumun şişkosu mu yaptı? Siz bu aracı çekin bence. Çekemiyorum, yapamıyorum işte, bir şey yapamıyorum. 14.500 dolar verdim, bir şey yapamıyorum. Kalk kalk ayağa. Ayağa kalk. Kalk ayağa kalk. Biraz daha şuradan koşarak biri gelecek zaten. Dur bakayım, geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Şimdi buradan aşağı mı atladı? Buradan aşağı tam düştü. Buradan, tam buradan bir de. daire hesabı yaparsak 15. kattan. Sen iyi misin Kred? Tanrı'ya şükür ölmedim. Bir yerin ağrıyor, sızlıyor mu? Yok yok. İyi bakalım. Ya, Tanrı korudu, aşağıda minderler olmasaydı. Minder mi? Sanayi tarafında minder. He, atmışlar oraya. İyi bakalım. Demek yapamamışlar, bir tanesi açıkta kalmış ha. He, bu garaj kapısının yanındaki boşta ya. Araç girme yerine koymuşlar da insan girme yerine koymamışlar. Tamamdır. Yemiyelerinden keserim. Siz borç veriyor musunuz da şimdi? Yok, ben banka değilim. Yok yani, borç veriyorsanız ben size yarın ya da bir iki gün ödesem. Borç veremiyorum. Niye, ne oldu? Ya jugular alacağım da param yok. E çalış. Bak ben çalışıyorum, görüyorsun. Avcı daha git. Avcı seni özlemiş. Nerede benim kırmızı başlığım diyor. Ne? Nerede benim kırmızı başlıklı otostopçum diyor. Bu yalan olmuş ya. Neyse Kret, hadi biz gidiyoruz oraya. Tamam. Benim araba kalsın benim burada artık. Görüşürüz. Ozi'ye ulaşabildim mi? Kime? Ozi. Yok. Nereye gidiyoruz patron? Çekilmişe doğru giderim de. Bir iki araç var, onları halledeyim. Patron, bu dövmeci sıkıntı mı? Hı hı. Tamam. Bugün o siyahıyı da bok. Diego. Aleykümselam. Bir daha beni arayıp böyle bir tehdit mehdit bir şeyler etti bakalım. Lan yeri falan belli değil mi ya? Gidip vuralım. Yok. Nereye vuruyorsun? Böyle tehdit nereye kadar? Daha birilerine işi pasladım bakalım. Buyurun patron.
Bir bakalım araçlar burada mı? Haber bekleyeceğiz artık. Tamam. Nereye geçelim? Şirkete geçelim. Olur, geçelim. Bakalım buraya daha bir şey yapmışlar mı? Kontrol edeyim. La, o benim mekanik. Aynen kardeşim. Burayı hatırlıyor musun? Ulan be, bizim burada ne rollerimiz döndü amına koyayım. Scott Rick Bright, Jamie Scott. Oyuncu çevrim dışı iken çıkartamıyormuşuz. Pekala. Ya sen hani bu adama getirdiğin malzemeleri? Hangi? Ha, onları mı? Biz Modafi'ye geldik, yapamıyoruz. Onları yarın başka bir şirket getirecek. Başka bir şirket mi getirecek? Aha. Bugün o kapı kilitleri vesaire, onları getirdiler. Ha, sen ne yapıyorsun? Ben de şimdi kendi şirketime geçeceğim. Kendi şirketine geçeceğim. Oo, para var tabii. Yani. Oo, zenginiz. Oo. Ben de kapısı kırık tuliple geziyorum amına koyayım. Yapacak bir şey yok. Dünya böyle. Yapacak bir şey yok. Geleyim mi? He? Sıkılıyor mu? Geleyim mi? Yok yok ya. Çok yorgunum, yatacağım artık. Yorgun mu? Ya bırak. Gece bir de uyanırsın gene. Bayağı bir uyurum gibi gözüküyor çünkü. Bayağıdır ayaktayım. Aa, telefonu kapattı.
Kaldık baş başa. Gel kırarım. Burada emsiz zenci katliamı olmuştu. Aynen. Saatten sonrası haber beklemek. Hatta sabit bir yerde durmayalım, gel. Tamam patron. Ne olur ne olmaz. Gezerken haber beklemek daha iyi. Patron, benim sağlık durumum iyi değil. Bandaj falan var mı? Ben de yok. Hastaneden satın alabiliyoruz mu? Bakalım, belki doktor moktor bir şey vardır. Gel. Tamam. Nedense benim araçlarım hiç patlamıyor ha. Patron, biz biraz sakat kullandık o yüzden. Yavaş aslanım. Aslanım. Adam bisikletle geziyor ya. Oğlum gel kredi, Richard'a, bir de şeye, Carl'a, bir de Harold'a, Cemal'le Erdem rol pası yapalım. Ben yapacağım, Erdem'i yaşlı haliyle getireceğim, sen de Cemal'i yaşlı haliyle getir. Nakit para istiyor patron, bende bankada var. Şurada ATM var. Bak burada burada. Oğlum aşırı yorgunum ya. İnsanlar ne yapıyormuş bir bakalım. Taksi. Ninkukanjo satılık vesaire. Birdie. Devil. Bu adam bir harika dostum. Elektrikli araba almadık diye ağlıyor. Kırmızı şeytanın havuç kafa sahibi. Kırmızı şeytan.
Para mı çekemedim? Yorgunum ya, fena yorgunum. Ama patron. Sende telsiz var mı? Yok. Telsiz de alalım gel. Hatta bir 5 tane falan alalım, 5-6 tane. Tamam. Dağıtırız bizim çalışanlara. Patron, benzinimiz yok. Elektrikli araba bu. Hadi, benim çok uykum var. Sen niye böyle yapıyorsun? Sexy guys. Yüksekten düştüm herhalde ondan. Kaç tane aldım lan? 9 tane. 9 tane alma lan. Ya da al amına koyayım. Kartla öde. 5 tane alıyorum. Ben aldım, ben aldım. Sen harcama gel. Bir tane alırsın torpidodan. Tamam. Kaça bağlanayım patron? Kaça bağlanalım? 224'e bağlanalım durum. Alo. Hazır mısın? Ben hazırım, haber bekliyorum sizden. Konum atıyorum. Tek dikkatle çekmeden gel. Peki hadi. Adamla yaşarken bir şey konuşmak istiyor musun? Yok, hayır. Tamam. Bir iki sorum olacak. Bir iki sorum olacak. O zaman yaşatıyorum, hadi hızlı gel, konum atıyorum. Tamam. Hazır mısın? Hazırım patron. Ölüme bile hazırım.
Ne oluyor? Alo. Efendim. Elizabeth aradı beni. Hı. FBI beni arıyor mu? Herhangi bir bilgim yok olayla ilgili. Gümrükteki adamlar yakalanmış, beni arıyorlar. Durumla ilgili herhangi bir bilgim yok. Ama sen yakalanmamaya bak. Tamam. Tamam. Ya da eğer bir işbirliği yapabilirsen işbirliği içerisinde olmaya çalış. FBI ile. Evet. Tamam. Patron biz nereye gidiyoruz? Kret. Efendim. Seni burada bırakacağım. Yukarıda bir tane kulübe var. Ben orada olacağım. Hı. Tamam. Tamam. İn bakalım. Patron emin misin? Evet evet. Tamam. Bir şey olursa telsize tıklatırım. Tamamdır. Tecrübe. Edim. Evet. Takip edilmedin değil mi? Hayır. Tamam, adam seni bekliyor. Arabada gidebilirsin. Eşlik et. Arabadan indirebilirsiniz. Ne oldu, işini tek başına halledemiyor musun aşağılık herif? İndir şu adamı. Daha önce ikinizin de kıçını kesip bir çöplüğe atmıştım. Anlaşılan o yeterli olmamış. Hmm. Çök yere. Ben kimseyi yere çökmem. Yere çök. Dostum yere çök. Biz çökmem. Çök. Biz çökmem, çöktür. Ama Adam Grant, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu işlemi yaptıktan sonra emin ol ki benim çetemle diğer anlaştığım çetelerde senin önünde şey olacak. Yere çök. Olacak, çök lan. Olsun. Sevgili Bentrum, şimdi sevgili bana söyle, o shotgunları hangi polisten temin ettin? Polisten temin etmedim, araçtan çaldım. Hangi araçtan, nerede çaldın? Compton'da bir tane polis aracı terk etmişti evimin yakınlarında, ben de gittim. Araç açıkmış, araç açık olduğunu görünce gittim Garnet'ten shotgun'ı çaldım. Arkadaşlar, bu arkadaş bazı şeyleri çok çabuk unutuyor da biraz hafızasını açabilir misiniz? Yardımcı ol çavuş. Senin için en anlamlı dövme hangisi? En anlamlı dövme mi? Gül olan. Çıkar şunun tişörtünü.
Yani ellerim kelepçeliyken çıkartamazsınız ama yüksek ihtimal. Yırtar gerekirse. İyi yırt o zaman. Motor sesi geliyor. Hadi amına kodumu tişörtünü çıkar ya. Tecrübe. O aracı öyle park etmek bir tecrübedir mesela. Her yere de yazı yazısına dönmüş amına kodumu çocuğu. Konuş. Neyi? Adam ne sormak istiyorsun? Bu şatkanları hangi polisten temin ettiğini öğrenmek istiyorum. Hangi polis? Ne yapacağını söylersen söylerim polisi. Sence soru soracak durumda mısın şu anda? Ben söylemezsem bilemeyeceğim bir şey için evet. Win to win yani. Zaten öldürmeyi aklına koymuşsan yapardım. Benden bilgi alıp öyle öldüreceksen öncesinde win to win yapmamız lazım. Ben söylemezsem polisi bulamaz. Ama polis benim çetem adına çalışmaya devam edecek yani. Işığın altında kafan çok güzel parlıyor Bentrum. İstersen arkadaşlar o parlamayı kessinler. Sana çalışan bir polis mi var? Var. Ne? Dostum, eğer öleceksen bu ismi niye söyleyeyim? Ölmeyeceğim. Bana bir anlaş. İnanamadım sözüne. Adam'ın ağzından duymadığım sürece inanmayacağım. Onu şu an Adam'lık değil. Görünüm Adam söyleyecek misin adını? Adam, evet. Ben senin gibi aşağılık bir zenciye inanmam. Bana okay, ismini söylersen belki düşünürüz. İsmini belki söyle. Belki çalışmıyorum canım. Öldürecek. Sen ya. Vuruyorsun sap. Şaklan vuruyorsun öldürüyorsun. Fazla diri. Sapma o zaman ha. Canım bir kafasını yarsana ha. Bence de kafası çok parlıyor. Gözümü alıyor biliyor musun? Biraz bacaklarına vur ha, bir daha ayağa kalkamasın. Hayır hayır. Bundan sonra tekerlekli sandalyeyle gezeceksin ha bu. Yatalak olmak istemiyorsan sadece sorulara cevap ver. Tamam söylüyorum. Söylüyorum. Ölmeyeceksin dedik. Yani sakatta bırakmazsanız okey. Sakat kalacaksın gibi bu gidişle. Konuşmamaya devam edersen. Tamam 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 söylüyorum. MRPD'den Alex diye bir tane çavuş. Sergeant Burr. Sergeant Burr. Alex. Alex Jones mu? Evet. Alex Jones. Evet evet. Bu. Arabaya malzemeleri doldurup bilerek mi senin evinin önüne bıraktı? Ne malzemesi? Malzeme bırakmadı. Sadece geldi. Ben ona birkaç tane soru sordum. İşime yarayabilecek. Onları söyledi gitti. Ne tarz sorular? Bu yakında bir tane toplantı oldu. Savcı falan katılmış. Bayağı büyük. Bütün polis şeyleri, şerifler falan hepsi orada. Bu adam hiç acı çekmiyor beyler. Şunun az daha dizlerine çalışın ya. Tarz cevaplar. Söyle. Konuş. Yapmayın. Departmanın içinde bu tür kaç kişi var? Yani bana çalışan biri var. İstediğin her zaman iletişime geçebiliyor musun? Evet geçebiliyorum. Alex Jones. Güzel. Geçeyim mi? Gerek var mı? Adam. Hayır gerek yok. Bence de gerek yok. Başka sormak istediğin bir soru var mı? Hayır yok.
Top sizde arkadaşlar. Demek istediğim bir şey var mı Zenci? Yani son bir şey annene falan dua böyle. Öldür o son öldürüm. Öldüreceğiz seni. Ama para hesaba geçince. Tek mi yazacaksın? Hı hı. Bok parçası tek mi çift mi? Tek tek. Patladın şunun beynini ya. Ölsün amına koyayım. Şehrimiz bir zenciden daha kurtulmuş olur. Bir siyahi pislik daha arınmış olur buradan. Bayıldı galiba. Tepki de veremiyor Rosbo evladı. Çok az bir işimiz kaldı. Veriyorum çekiyorum vicini. Çekebilirsin. Isaac. Dinliyorum. Bu pislik herif dün beni tehdit ederken telefonda sürekli bahsediyordu bir polisle çalıştığından. Benim işime yaramaz, beni görmez, benim işime alakam olmaz. Ama bu da benim sana ayrıyeten bir hediyem olsun. Alex Jones da senindir. Ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Yolda gelirken bunu düşündüm. Yoksa bu pislikle benim soracak, görecek, edilecek hiçbir şeyim yok. Olamaz da. Katılıyorum. Bir zenci sen gelmeden önce bayağı bir şeyler anlattı bize. Seni bir dolandırmaya kalkmış. Silah sevkiyatını falan baltalamış. Nedir bu? Açıklamak ister misin? Yalan sıkmış. Benim silah işim olsa kimlerle çalışacağımı zaten bu şehirdeki herkes bilir. Bu işleri en iyi kimin yürüteceğini de herkes bilir. Bunu tahmin etmek zor değil. Kalkıp da bir kafe, bar sahibine herhalde silah işini vermeyeceğimi de herkes bilir. Katılıyorum dedim. Yani mantıklı adamlarız. Sen de öylesin anladığım kadarıyla Isaac. Bu arkadaşı... Yolda olduğumuzu görüyorsun. Evet. Çöpten biz kurtuluruz, problem etme. Peki. Ben size... İstediğin bir şey var mı? Veya bizden duymak istediğin başka bir şey? Yok. Bir barınız veyahut başka bir şey varsa arada bir gelip biranızı içmek isterim. Tabii misafir etmek isterseniz beni. Olur, olur. Kulüp binamızı yaptırıyoruz. Az kaldı. Peki. Ya bu arada baylar aklımdaydı. Bir ara bir böyle bir dayanışma, sosyal bir etkinlik düzenleyelim halkımıza. Olur. Sizden ön yargıları da kalkmış olsun insanların. Pekala. Şöyle yapacağız. Çantamda, arabamda bir bavul nakit para var. İsterseniz benimle birlikte gelin. Parayı sayın. Ya da biriniz gelsin. Saymamıza gerek yok dedim. Peki öyle. Gidelim. Şu cesedi arabaya koyun. Tutsana şunu. Sorun var. Ben kendi adamıma bilgi geçtim. Haberin olsun Isaac. Tel sizden ne şimdi. Konuda? Bir şey olursa, kötü bir durum olursa haber ver patron demişti. Aklı kalmasın çocuğun. Kret. Herhangi bir problem yok.
Ben bunu kendimden vereceğim de. Mecbur şöyle vereceğim nakit para çalışmadığı için. Tamam mıdır Isaac? Tamamdır. 100.000'e yakın para gözüküyordum. Sorun yok. Sana güveniyoruz. Peki hadi. Senin de bize güvendiğini düşünüyorum. Evet. Umarım daha fazla beraber bir işimiz olur. Umarım olur. Umarım. En azından bu tarz pisliklerle uğraşmak durumunda kalmam. Katılıyorum. Görüşmek dileğiyle. Gelen kim? Beklenmedik bir misafir geliyor. Müdahale etsinler mi? İstersen uzat sen Edim. Peki hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Mevlik buraya gel acil. Aman 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 aman. Ben şuradan bir kaçayım. Bu siyahiler orada birbirine girdi. Evet, sesin gelmiyor. Siyahiler orada MC'lere girdi. MC'ler iyiydi evet. Ben bir tanesine yanlışlıkla vurdum amına koyayım bacağına ama adam ölmedi. Sonra siyahiler bastı mekanı. Benim anlamadığım siyahiler orayı nereden buldu? Çok ilginç bir durum yani. Senaryo biraz tanıdık. Great. En son araya bir araba geldi sanki. Evet siyahilerdi. Onlar orayı nereden biliyordu? Nereden buldular? Bilmiyorum ki. Önümden hızla geçtiler. Sen bir şurada bir dur bakalım. Ben bir geliyorum geri. O siyahiler orayı nereden buldu hocam? Bu çocuklar nereden buldu? Gerçekten merak ediyorum ya. Mekan neredeydi amına koy? Neredeydi? Mekan neredeydi amına koy?
Ya şuradaydı, ya şuradaydı. Hatta bir bakayım. Ha yok bak şurada 5025'te. Bu CIA'ler orayı nereden buldu? Biri bana onu açıklasın. Yeter. Beydim. Efendim. Emine gelir misin? Emine? Acil. Niye? Ne oldu? Arkadaşlar seninle konuşmak istiyorum. Federal büroymuş. Federal büro. Pekala. Evet. Yine federal büro geldi amına koyayım. İki icraat yaptık yine federal büro geldi. Sen neredesin? Ben mi? Bu zengin mahallelerin orada bir yerde gizleniyorum. Ne oldu? Şehre girme. Neredesin? Bana yerini söyle. Şu anda işte bu zengin mahallesi var ya. Bana konum atsana. Tamam atayım. Hemen geliyorum. Patron. Efendim. 2 dakika benzin almaya gideyim mi? Tamamdır. Emlak, emlak, emlak. Şurası. Yok şurası. Alo, yolda mısın? Bir 5-10 dakikaya yola geleceğim. 5 dakikaya Tamam, çok falan geliyorum. bekletmeyelim. Tamam. Yok ben de bekletmek istemem. Kendilerini zaten kusura bakma şeyi söylersin. Kusura bakmasınlar. Biraz uzaktayım geleceğim. Tamam. Alo. Dostum dedim sana bir şey soracağım.
G-Lock'un alınmasının sizde bilgisi var mı? Kimin? G-Lock'un alınmasının. G-Lock kim? Bentrum. Bentrum'un mu? Bulamıyoruz dostumuzu hiçbir yerde. Az önce motorcularla kavga ettik. Birkaç komando tipli herif bize saldırdı. Herhangi bir bilgim yok. Emin misin dostum? Hı-hı. Dostum mu? Hı-hı. Eminsin yani. Herhangi bir bilgim yok. Aranız kötü değil miydi sizin? Kötüydü, herhangi bir bilgim yok nerededir diye. Tamam, ulaşamadık ve bu tatsız olay yaşandı. Sana bağladım, o yüzden kusura bakma. Tamam. Efendim. Sen neredesin? Bir iş hallediyordum. İş hallediyordum. Hı-hı. Çok güzel. FBI her yerde seni arıyor biliyor musun? Evet, şimdi beni de arayıp çağırdılar. Sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Tam o anda aradığımda işte iş üstündeydim. Bana geldiler. Bahsettiğim silah konusunda. Evrakları incelediler. Muhtemelen Aksel'in yanına gittiler. Evet. Ama seni de aradıklarını biliyorum. Evet, benimle görüşmek istiyorlarmış. Herhangi bir silah veyahut başka bir işle bir bağlantımız yok. Açık açık bunu söyleyeceğiz. Tamam, ben zaten senin ismini vermedim. Hı. Evraklarda da yok. Yani. Ama dükkanla beraber bana verdiğin çekici senden aldığım için adamlar ondan şüpheleniyorlar. Ne alakaysa artık. Problem değil. Tamam, ben şöyle bir şey söyledim. Hı. Kamyonu kendileri indirip kendileri getirdiler. Malı bizim almamızı istemediler dedi. Haliyle yarı yoldan sonra biz çekiciyle gittik ve aracı aldık. Parçalanmış olan aracı yapacağımızı. O yarı yola kadar artık içinde silah da mı vardı, onu mu indirdiler, sonra da mı bizim yanımıza geldiler, onu bilmiyorum. Ne olduysa muhtemelen orada olmuştur. Kim ne getirmiş, ne götürmüş onu dedim ben bilmem. O yüzden de arabayı kimin yaptırdığını sordu. Mecburen Aksel'e söyledim. Aksel'e de haber verdim bu arada. Haber vermesem de zaten dosyaları karıştırıp bulacaklardı. Çünkü fatura kestik. Anladım. Şimdi seni arıyorlar. Evet, biliyorum. Yani sen bu şirket üzerinden ne iş çeviriyorsun acaba diye. Evet evet, haberim var. Şu an beni bekliyorlar görüşmek için. Şu anda. Gidecek misin? Hı hı. Zaten eninde sonunda bulurlar. Hallederiz. Yok, ben kaçan bir adam değilim. Herhangi bir yaptığım bir iş de yok. Saklanacak bir işim de yok yani. Şirketin yüzünü kara çıkartacak bir şey de yapmadım. Bence de. Ben de kaçmayacağım zaten. Bana ikinci gelişleri. İyi, emlakta bekliyorlarmış. Gidelim. Pekala. Ama ben gelmeyeyim. Evet, bence de. Evet, bir şey olursa kaçırırız gerekirse seni. Kret haber verir zaten. Tamam, o zaman mekanda bekliyorum. Tamamdır. Dikkatli ol. Görüşürüz. Beyefendi, sizin numaranız var mıydı bende? Benim numaram kimse. Alo. Abi, nerede olduğunu söylesene. Şu an geliyorum. Yukarıda bu zengin mahallesinin olduğu yerdeyim. Yoldayım. Mirror Park'ta mısın? Tamamdır. Yok, Mirror Park'ta değilim ya. Bu şey var ya. Pinewood tarafı. Aha, evet. Hah, tamamdır. Tamam. Son iki dakika mı? Tamamdır, geliyorum. Tamam.
İçeri geçer misiniz? Tabii ki, tabii ki. Ay, yanlış odaya girdim. Alo. Efendim. 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 Sen aradın. Hayır, ben aramadım. Hayır, aradın işte, açtım. Dedim. Efendim, bir saniye. Ben seni daha sonra arayayım mı? Tamam. Bizi ihale etmeye çalışıyor silah işlerini. Ne yapmaya çalışıyorlar? Ben arabanın içinde şey getirmişim. Sonra hatta benle konuşuyorlar. Arabanın içine silah getirmişim İngiltere'den. Böyle bir suç çıkmaya çalışıyorlar bana. Ben de arabada bir sorun var zannediyorum. Arabanın içinde bu araba hurda inmedi mi? Araba hurda indi zaten işte, onu anlatmaya çalışıyorum. Nerede kendileri? Arkada bir şey konuşuyorlar, bizi içeri gönderdiler. Anladım, gelsinler bakalım. Endişe etmeye gerek yok. Zaten öyle bir şey yok. Arabayı koyabilirler bu arada. Kişi bulmak için. Ben dedim seve seve veririm yani. Gelsinler, ellerinde neler varmış neler yokmuş bir dinleyelim. Neye dayanarak bu tarz suçlamaları bize karşı yapabiliyorlarmış. Bunu bir dinleyelim. Yayınlar sağ olasın Brick. Buradan evet. Çıkınca da Isaac'i bir ara. Isaac? Ne? Evet, buradan çıkınca Isaac'i ara. Tamam. Yine Carl'ı arıyordu. Biz konuşayım onunla. Durumu nasıl öğren? Alo. Carl, kusura bakma, açamadım. Sağ ol. Sen neden biliyorsun? O ben neydi ya? Ben lambanın bir şeye gitmesin diye ona verdim. Ya, emlak ofisinde konuşuyoruz, her bir şey yok. Tamam, geleceğiz geleceğiz. Tamam da ihale bizde patlatmaya çalışıyorlar da bizlik bir şey yok zaten, rahat olabilirsin. Tamam da. İsabel ne dedi, duymadım. Anlamadım ben de. Bu arada Axel. Yarın kimden ayarlıyorsun, nereden buluyorsun, hangi dükkandan alıyorsun bilmiyorum. Ama buraya güzel bir dedektör al. Ne? Dedektör. Tamam. Mekanı tamam, iyice bir tarattır. Herhangi tamam. Bir böcek möcek bir şey var mı? Ya, gereksiz bir önlem bizim için ama. Yani sonuç olarak. Hiçbir şekilde özel hayat. Sonuçta burası senin şahsi bir iş yerin. O arabaya böcek koyulabilirler. Evet. Arabayı incik boncuk parçalatıp aratman lazım. Güzel bak. Hayırlı olur. Tamam. Ya içim rahat benim. Böyle bir şeye kalkışmayız zaten. Buradan çıkınca mutlaka Ayze'yi ara. Tamamdır. Durumları nasıl öğren. Kamera yok mu? Hı? Buranın kamerası yok mu, dışarıya bakar? Onu üşüyorum ya. Var evet. Sonra kayıtları alabilirim. Yani güvenlik kayıtlarına bakarsın ilk önce, aracının kenarında bir şey yaptılar mı, eğildiler mi falan diye, ona göre anlaşılır, sonra ben kontrol ederim. Olur, tamamdır. Mantıklı. Koysalar bile
Yerini bulduğunda çıkartırsak en son nerede sinyal kesildiğini de bulurlar. O yüzden ona göre kullanırsın. Çıkar mıyız takip edenler bilmiyorum. Sana kalmış. Onu bir alacağım dediler. Dur bakalım. Ama ya almazlarsa o da var. İşte. Efendim. Yok yok olmaz. Şu an nerede olduğunuzu biliyor mu kan? Hayır, federalleri bekliyoruz. Arkada bir şey konuşuyorlar. Kapat dur. Bu karın bazen cidden kafası basmıyor ya. Kalası vuracağım kafasını. Ne oldu? Birazdan anlatırım. Ne zaman gelir bu federaller? Bilmiyorum, arkada bir şey konuşacağım diyorlardı. Gidip bakayım mı acaba? Yok, bakma bakma. Arabanın yanındalar ya. Az önce ben gideyim mi diye sordum da yok dediler. Beklemem gerekiyormuş. İçiniz rahat olsun. Bizim bir şey yok. Dedim bir şey soracağım. Sonra sorarız. Bekle. Nedim Bey ile Aksel Bey'i şöyle alalım. İçeride konuşalım. Diğerleri burada bekleyebilir. Tabii ki. Hoş geldiniz baylar. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Biraz beklettim. Pekala. Şu tarafa doğru alalım siz. Tahtaya doğru. Evet. Dedim Bey. Tanıdınız mı? Paul Bey'di değil mi? Doğru. Tanıdım efendim, gelmiştiniz. Biz bir kanaate vardık. Ne diyor? Şimdi konuya en baştan girelim. İngiliz gemisi limana yaklaşıyor. O 47 kodlu bir gemi. İçerisinden araç sevkiyatı gerçekleşiyor. Kamyon ve çekicilerle birlikte. Hı hı. Gümrük polisi açığa çıkıyor ve belgelenerek kara listeye alınıyor ve meslekten men ediliyor. Akabinde bildiği şeyleri söylemek zorunda bırakılıyor. İtiraf etmesi sonucunda araç içerisinde kanıtlı bir şekilde biz bir araca ulaştık ve içerisindeki silahları elde ettik. Araçlarla birlikte silah taşınıyor, şehre silah sokulmaya çalışıyor. Şu anda bir araç kayıp. O araç da şu anda Aksel Bey'in elinde olan araç. Siz beni mekaniğe yönlendirmiştiniz. Mekaniğe gittim ve sorgulama sonucunda... Telefonu çaldı. Sorgulama beni buraya getirdi. Yani şöyle, çekiciyi siz sağlıyorsunuz ve araba yine sizde. Şimdi biz nasıl bir kanaate varmalıyız? Kendinizi savunun. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Araba hurda halinde geldi. Onun için çalışacak durumda değil. Araba bilerek trafiğe çıkmadı. Çünkü tamamen yasal olması için farları da kırık olmak üzere. Ondan dolayı çekiciyle mekaniğe götürüldü. Dediğim gibi aracın zaten kaportası ve bagajı çıkık haldeydi. Parçalar daha sonradan geldi. Şimdi bu Amerika'ya silah sağlayan topluluğu yanlış hatırlamıyorsam bir yerden duymuştum. Çoğunlukla bu IRA'ydı sanırım. O topluluk silah sağlıyordu. Yanlış mıyım? Belki. Siz bildiğinizi anlatın. Şimdi şöyle. Evet, bir hurda aracı için, hurda aracının tamiri için
Deacon Bey'e bu aracı yaptırmak için bir araç sevkiyatı gerçekleşti. Bir gemi yanaştı. Bu gemi hurda olan aracı limanda bıraktı. Teslim etti. Hurda olan araç benim bütün meslek mekaniklere tahsis etmiş olduğum çekicilerden bir tanesiyle çekilip mekaniğe kadar götürüldü. Orada gümrük polisi kimlerle iş çevirdi? Ne yaptı? Bu tür bir soruşturmaya vardığınıza göre özellikle sizin gibi Federal Investigation Bureau'dan bahsediyoruz. Elinizde mutlaka yeterli deliller vardır. Yoksa asla siz sahaya çıkmazsınız bu şekilde. Anlayacağım o ki bu gelen gemi bize verdikleri teslimat dışında sanırım bir silah sokma işine de girişmiş. Evet. Yoksa biz sizi yani karşımızda görmemiz açıkçası pek mümkün değil. Tabii ki. Ama bu olayın bizimle bir alakası yok. Yani burada inen bir araç bizim oradan aldığımız Akselbe ile birlikte yani sadece bir araç. Burada bir araç. Herhangi bir şekilde farklı bir tedariktir, yüklü bir olaydır. Bir şey gerçekleşmiyor. Zaten... Tamamdır, o zaman şundan bahsedeyim. Dediğim gibi zaten Aksel Bey'i alırken de, sizi buraya çağırırken de sizin neyi konuştuğumuzu da söyledim. Biz şu anda %100 suçlu gözüyle bakılmıyor. Şu an hiçbir şey kanıtlanmış değil. Elimizde sizinle alakalı bir veri yok. Ama teslim aldığınız araç devlet tarafından bir süreliğine incelemek adına ya da kalıcı olarak el konulacak. Birazdan bu işlemi gerçekleştireceksiniz. Tamam. Onun haricinde de bu konunun arkasını, ardını, astarını hala araştırmaya devam edeceğiz ve hiçbir şekilde bırakmayacağız. Eğer gerçekten dediğiniz gibi farklı bir adımda böyle bir işlem gerçekleşmişse bunun haberini size geçerim, bilgilendiririm yani sizi. Size bir olay kalmadığını, FBI'nin gözünün önünden ayrıldığınızı size bildiririm. Ha şayet dediğiniz gibi bir olay yoksa, yani bu olay direkt olarak doğrultudan sizinle alakalıysa, başınız çok büyük belada, müebbet hapis cezasıyla başlamakla birlikte yalancılıktan da suçlanacaksınız. Pekala, ama bir şartım var. Eğer beni, şirketimi bu şekilde suçsuz bir halde yargılayabiliyorsanız, yani suçsuz olduğum çıkarsa... Mahkemede değilsiniz. Tabii ki. Yani bu şekilde sorguluyorsanız ve ben şirketimle birlikte temiz bir şekilde bu işten çıkarsam, ki öyleyim, bir yemek sözü alırım artık sizden. Tamam. Müsait olursa. Mutlaka olursunuz diye düşünüyorum. Peki öyle Aksel Bey, arkadaşlarınızla birlikte en yakın notere mi gidiyorsunuz artık, nereye gidiyorsunuz bilmiyorum. Gidin. 302 kimlik numaralı şahsa araç teminatını gerçekleştireceksiniz. Tabii bir ki. Süre ya da kalıcı bir şekilde araç devlet tarafından el konulacak. Onun bilgisi de size geçirir zaten. Şu anda yapmanız gereken tek şey bu. Devletimize ne türlü yardımımız dokunuyorsa onu yapmaya hazırız şu anda. Peki öyle, biz gidelim. Peki öyle. Hadi Tim. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz, görüşürüz beyler. Umarım yemekte görüşürüz. Umarım. Hadi gidelim. İzabel. Efendim. Agabeyi teslim edelim. Onlar Isaac, Isaac'i unutma. Evet, onlara vereceğiz. Tamamdır. Isaac'le de konuş. İzabel. Efendim. Arabada hiçbir şey konuşma. Gel bakalım, konuşalım az. Ne diyorsun bu olaylara? Hiçbir fikrim yok patron. Yine yeniden mi? Sence daha mı fazlası yoksa çok daha mı azı? Şu anda orta.
Nabız yerinde diyorsun yani. Aynen öyle. Bakalım önümüzde daha neler olacak. Bakalım. Şey yapalım bu arada. Senin arabayı bırakalım şu tekeden oradaki şeye. Tamam. Beraber tek araba gidelim. Gel. Tamam. Az önce siyahiler aradı beni. Aha, yine. Bu Bentrum'a ulaşamıyorlarmış. Bunlar ölmedi mi ya? Burada Bilmiyorum. park yeri var mı? İleride var. Ama bu aracı orada gördüler. Ben aracımı bırakayım, senin araçla gidelim hatta. Riske atmayalım. Senin aracı gördüler mi? Yok patron. Tamam, bağmasın, önüne sürersin. Siz gelmeden önce çağırdım arabayı. Patron işaretleyebilir misin? Tabii, sen devam et. Gidelim biraz. Bir iki insan zorbalayalım, gidip uyuyalım. Biraz neşemiz Tamamdır. yerine gelsin. Çok gergin geçti. Tamamdır patron. Aklında bulunsun, arabada hiçbir şey konuşma. Bu araç temizletilecek. Tamam. Gerekirse aracı köprüden at. Suyun içine at. Tamam patron. Kameranın deposunu niye böyle Depolu. Merhabalar Edim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Nerelerden geliyorsunuz? Çok büyük işler yaptım. Oralardan geliyorum. Ne gibi büyük işler yaptınız? Alıştım ben onun beni kandırışlarına. Gel bir gel, gel bir gel. Tamam, gidemiyorum. Başladı yine bizim mesai. Oğlum burası niye herkes kalabalık oldu lan? Kameranın kayıtlarını bence bıyık var ortada kocaman. Komik komik. Komik. Bence komik. Benim bıyıklarımla Yanlış bir yine şey biri mi dalga söyledim geçiyor. ben? Ya bıyıklarınızla dalga geçmedi şimdi. Kamerayı Afi fotoğrafınızı çek, afi çekeyim çek. ya. Zoomlayarak çek, Afi ya zoomlayarak çek. Bak şimdi fotoğrafınızı Zoomlayarak çektiği için. çekiyorum. Ne? Şimdi bunların da bir deposu var biliyorsunuz. Yani mı Hı. çekiyoruz? Bunu bu şekilde dolduruyor ya, ben de dedim ki Zoomlayarak. kameranın Bırak deposunu seni da açacağız hani çekiyormuşuz. çektiğimiz haberler için diyorum. Bir açıcı durun, bıyık var bir Seni tane zoomla diyorum. çekiyormuşuz. Şöyle de bir Kadınınızla dalga çekin bakalım. geçmiyorum yani. Zoomlamaya gerek yok ya. Edim Bey, Oh, ben de 75 size yaşınıza sarılayım girdiğiniz gelin. söyleniyor, iddia ediliyor. Ne Zoomlaya bak. düşünüyorsunuz? Şöyle ben de size O sarılayım 93 değil Edim miydi ya? Bey. Yok, 75'ine girmiş. Ayıp. Oha bro, Gerçekten çok lütfen. ayıp. Lütfen dalga geçmeyin Edim Bey'le ya. Çok Yok, ayıp. hem yaşlı, hem lanetli, hem bıyıklı. Edim Bey, bıyıklarınızın böyle olması için bir bakım uyguluyor musunuz? Bana bıyık. Tabii ki efendim. Keratin Alo. yağı kullanıyor Bir musunuz? saniye. Zeytinyağı sürüyor Efendim. galiba. Ajans işin sözleşme yapmaya gelecekler. Emine geliyor musun? Bir 5 dakika sonra, 5-10 dakika sonra gelirim. Sorun yok. Yara, Tamamdır. sen ne kullanıyorsun saçın için? Kına. Ben mi? Evet, saçın için ne kullanıyorsun Bence Burak? kına yapmış. Kına. Kına mı yapıyorsun? He. Sarıyı Bence... da seç Biraz da çünkü. sana geldi pardon. Bence sen de kafanı yağlamalısın. Neden? Bilmiyorum, saçların böyle daha parlak görünür. Ya sizin saçlarınız niye beyaz? Pekala. Albino. Efendim. Merhabalar. Merhabalar. Sakallarınız da Nasılsınız? işlememiş galiba albinoluk. Sağ olun, siz nasılsınız? Telefon sağ ol, ben deyim. Sakal Telefonunuzu bir dostumdan aldım da Görüşmek görüşmemiz mümkün müydü?
Ne işin acaba? Normal genel bir muhabbet anlamında. Nasıl yani? İşim vardı da size danışacaktım o yüzden. Ne gibi? Buradan söyleyebilirsiniz. Telefonda konuşmayı çok sevmiyorum. Sıkıntı değil. Legal adamlarız. Beyefendi böyle bir telefon görüşmesi mi var şimdi? Yok. Biz sahte telefon numaranızı bir arkadaşımdan aldım. Şimdi şöyle bir şey var. Siz sanırım daha önce birisini bıçaklamışsınız. Doğru mu? Değil. Ha? Değil. Bıçaklamadınız mı birisini? Hayır. Anladım. Ben birisini bıçakladınız diye duydum. Yanlış duymuşsunuz kimden duyduysanız. Anladım o zaman. İyi günler dilerim o zaman. İyi günler. Efendim. Ne haber? İyidir, senden ne haber? İyiyim. İşlerin bitti mi? Yok, daha bitmedi. Toplantın bitti mi? Yok, şimdi birazdan bir toplantıya daha gideceğim. Biz de büyük bir haber yapacağız burada. Ne haberi? Görürsün. Surprise! Burada büyük bir haber. Ne gibi büyük bir haber dönebilir ki burada? Bahamas çalışanları tacizde bulunuyor insanlara. Ya kimlere bulunmuşlar? Sivil vatandaşlarımıza. İlginç. Bence de. Hangi vatandaşları peki? İsim var mı elinizde? Ay ne bileyim o kadar yahu ya. Ben de bilmiyorum. Kızın aynısından bende de var. Söyledin. Evet evet. Bana iftira attın. Ben pardon. Ne iftirası? Öyle mi? Ne iftirası? Ha. Kazağımı çaldın dedin bana. Yok, kazağımı çaldın mı demedim. Bu kazak benim mi dedim. Ha. İşte aynı şey. Senin olsa çalmışım olacaktım. Yo, aldın mı dedim. Görseydim alırdım. İstiyorsan ver onu giyin. Olur, veririm. Sana sabah yazdığım mesajları gördün mü? Ben biraz erken çıkmak durumunda kaldım. Evet, gördüm. Kahvemi yaptım da. Bıcı bıcı yapmadım. Yapsaydın rahatlardın. Bilgisayarlar da güzelmiş. Umarım açmamışsındır. Çok da iyi anlarım bilgisayardan. Öyle mi? Hı hı. Açtın mı bilgisayarları? Yok. Emin misin? Açmış olabilirim. Hangisini açtın? Hepsine baktım Edom. Hepsini açtım. Ne buldun? Hiçbir şeyi görmedim, duymadım, bilmiyorum, bilmiyorum. Ne bakıyorsun? Kaza yaptım falan dedi de yapmadım. Ama kaza yok ya. Umarım. Kızdın, kızdın bana. Kızdın şu an. Evet. Ben de bakmadım zaten, merak etme. Hı, iyi tamam. Umarım bakmamışsındır. Bakmadım. Bak daha henüz... bilgisayarları kontrol etmedim. Eğer bir giriş yapıldıysa, bir açılım olduysa görüyorum oradan. Duyuyorum sizi ama konuşamıyorum. Bakmadım. Ben de öğrendim. İyi bakalım. Ve ayrıca bir tanesi açıktı. Ha, ekranı açık olanın gidip karşısında sana gıcık olsun diye fotoğraf çekildi. Lan! Oynamanına! Oynamanına! Tamamdır, kızmıyorum. Tamam. Kret'le tanış bu arada. Benim çalışanlarımdan. Merhaba. Kret ben. Memnun oldum. Ne yapıyorsun? Gemisi nasılsınız? İyi ben de, teşekkür ederim. Ben şimdi kaydı açacağım, adamı kapatacaksın. Afya. Hah, ay efendim müdürüm. Canım benim, telsize bağlanır mısın? Telsiz mi? Ha, ben sana bir telsiz vermiştim hani. Müdürüm ne yapsınlar? Kaça? Hayır, hani haber olmak istiyorlarmış. Habere çıkmak istemiyorlarmış. Haber olmak istiyorlarmış. Ne yapabilirler? Direkt tüm Los Santos beni konuşsun istiyorum. Soyun. Ne? Ne? Oğlum vurur be.
Yavrum al işte bak yanına kalkın. Hayda çek 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 çek. Tamam aa, bu kadar bu kadar yeter. Tamamdır akşam haberlerde. Ha, bunu sahnesinin önünde Paul Parker denilen bir şahıs soyunarak kadınlara bir şeyler gösterdi. Hayır, hayır. Siktir. Sabık herif. Pislik. Telif atabiliyor muyum? Telif hayır, atabiliyor muyum? Ne demek atabiliyor? Biz onu yayınladıktan sonra parasını şahsın aldıktan var, sonra istiyorsan var. Telif at da ne olur. Hanımefendi şey onu bir verir misiniz? Mikrofonu mu? Evet. Anlamadım Medina. Anlaşıldı. Ha. Tamam. Ya ben öbür yere gitmek istemiyorum. Şimdi onu öyle bilmiyorsunuz. Bakın, kim geldi? Kal geldi. Bir tane yanında arkadaşı var. İsmi nedir? Morty var. Carl Morty. Bir de Isabel var işte. Isabel mi? Az önce hı-hı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Paul Parker kızların bana gerek var mı? Evet. Sen hallediyor musun? Ben hallederim ya. Bir de hoparlörü vereyim. Hoparlörde. Edim. Efendim Kar. Şu an hoparlörde misin? Hı-hı, duyuyorum seni şu an. Eğer hoparlördeysen hoparlör alma. Yanında birisi varsa uzaklaş. Tamam. Bir polis benden numaranı istedi. Büyük bir ihtimal bad cop kokusu alıyorum. Adı Alex. Dikkat et. Tamam. Evet. Az önce bir telefon geldi zaten. Tamam. Mecburen verdim yoksa kendimi belli edemezdim. Kusura bakma. Önemli değil. Hadi görüşürüz. Haberi geldi merak etme. Hepiniz. Sen kardeşimdin lan benim lan. Hanımefendi şahit. Hanımefendi... Bu mu şahit? Kahretsin kan bile içilir. Lan ya. Adam Bey beni kurtarır mısınız? Adam Bey biz gidiyoruz. Size selam söyledi bizim müdürlerimiz. Haberiniz olsun. Siz müdürleriniz? Kaç tane müdürünüz var acaba efendim? Senin araba değil mi lan o? Michael. Ha yok. İki tane. Evet. Beyefendi siz... Ya buradaymış. Efendim. Şu müdürünüzle konuşuyorum. İsminiz Daniel'dı değil mi? Evet. Buyurun. Daniel. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sizden bir ricam olacak. Abi nasıl bir ricammış o? Benim vermiş olduğum bu işletmeler, Bahamas olsun, Tiki Bar olsun, onların bir reklama ihtiyacı var. Tabii, başlığa geldiğinizde bir konuşalım istersiniz sizle. Hadi. Tabii ki. Bana mı diyorsunuz? Çünkü biraz şehirde düşmüş gibi hissediyorum. Varlıkları, itibarları bir tık düşmüş gibi hissediyorum da. Güzel bir reklam ayarlarsanız kendilerine. Hani kendi işletmelerim adına istiyorum. Onların adına değil. Gerekli ödemeyi ben sağlarım. İşletmeleriniz hangisiydi? Reklam başında bir... Onun şeyde konuşuruz şimdi. Herkesin içinde konuşmayalım. Adam Bey. Tamamdır. Yalnız reklam başına bir 500 rakamlardan bahsedersek güzel olur. Kaçtı rakamlar? 500 rakamlardan. Ben tersiyle konuşamıyorum arkadaşlar. Abiniz mi? Ben de. Tabii tabii. Tamam, Tiki Bar'a geçiyormuşuz. Edim Bey. Efendim. Tiki Bar'a geçiyoruz arkadaşlar. Etkinlik düzenleyeyim mi ben yarın bir daha? Bir tane daha. Hadi gidelim. Olur, düzenle. Güzel bir tane etkinlik tamam düzenleyeyim ben. Size haberini vereyim. Hadi beni böyle çek. Hadi gidiyoruz. Hadi böyle çek. Olur olur, düzenle. Düzenle kafana göre. Yarın peki. Sen beni sattın Nix. Bizim mekaniğin şey olacak mı? Haber her şey. Umarım olacak. Umarım yetişeceğiz. Adam Bey. Yetişirseniz yarın direkt orada etkinliği başlatacağım. Peki öyle. Bizim şimdi çekim için bir yere gitmemiz gerekiyor da detayları yarın, daha sonra konuşabiliriz. Yarın. Ben bu şehrin ilerikli hareketleri için bir kreasyon günü düşünüyorum. Bayım. Kreasyon günü. Evet. Bayım. Tamam. Yarın iki sanığına konuşabilirsiniz. Görüşürüz, görüşürüz. Nedir o? Haber. Hızlıca geçelim. Kreasyon. Beni. Gel bakalım seninle konuşacağım kim güzel şeyler var. Kred sen de gel. Benim de sana söyleyeceğim güzel şeyler. İlk sen başla bence. Biliyor musun ya bana Bantır'ımı soran sorana. Bana da. Ne oldu artık? Şişirdiler mi?
parçaladıkları sanırım. Ne güzel olur. Gel bakalım şöyle. Yeni olan var mı ya? Sende bir şey. Bakayım. Varmış. Şöyle bıraktım. Sabah bayılacağım. Senin durumun iyi mi Kret? İyi patron. Tamamdır. Hatta şöyle bir şey yapalım. Kret. Efendim. Birazdan telefonları sana vereceğiz. Tamam. Arabanın torpidosuna bırakıp geliriz. Tamam patron. Seni bekleyeceğim, konuya girmeyeceğim. Tamam. Dediğim gibi telefon çaldı. Bir saniye. Alo Lex. Adam Bey merhabalar, Lex ben. Bu konuştuğunuz konuyla ilgili dilerseniz, müsaitseniz eğer Vizil Nefsmin'i aslında konuşabiliriz. Bizim çekim iptal oldu sanırım, boş olması nedeniyle. Tamam, benim bir ufak bir 10-15 dakikalık bir görüşmem var sevgili Deni Bey'le, işletmesiyle ilgili. Siz oraya geçin, bana konum atın. Ben geleceğim oradan sonra. Tamam, 10-15 dakika değil mi? Geçer mi? Yok, geçmez. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben müdürlerime iletiyorum o zaman. Pekala. Çok sağ olun, iyi günler. İyi günler. Evet adam. Sen de ver Deni. Dinleniyor muyuz? Önlem. Yere bıraktım telefonu. Seni bekliyorum Gret. Arabayı bırakıp gel. Kapıyı da kilitleriz. Tamam patlat. Yazım durumları ciddi gibi duruyor. Biraz öyle. FBI muhabbet mi? Kret gelsin de. Bu kodumun telsinden çıkamıyorum ya. Bir sussanıza. Buraya da ben telsizimi atayım geleyim. Geldim patron. Tamamdır. Buradasın değil mi? Buradayım, şu an buradayım. Ağır yanlış anlamadıysam, doğru düşünme diyorsam. Bob 47 adlı bir gemiden bir araç sevkiyatı gerçekleştirmiştik. Orada bir araç sevkiyatı gelmişti. Bir mekanik aracı baştan yapmıştı. Ancak bu aracın geldiği gemide bir de ayrıyetten silahlar gelmiş. Evet. IRA, yani IRA, sanırım silahlarını şehre sokmaya çalışmış. Bu yüzden federaller bu olayın benimle bir bağlantısı olduğunu düşünüyorlar. Bunu ben çözeceğim. Zaten hiçbir alakam yok bildiğin gibi, bildiğin üzere. Benim gibi biri. Bentrum'u kimler soruyor? Bentrum'u siyahiler soruyor, zincirler. Beni de bir tanesi aradı sordu. Ve bir kişi daha sordu. Bentrum nerede? Dedim uyuyordur. Bir kişi daha belki sordu. De derin uykudur. Bir kişi daha sordu. Kim biliyor musun? Kim? Bir polis memuru. Senden bir şey isteyeceğim. Hiçbir şekilde
belli etmeden. Alex Jones adlı polis memuruna yakınlaşmanı. Alex Jones dedin değil mi? Hiçbir şekilde belli etmeden. Biraz takılmanı, etmeni, yakınlık kurmanı. Yani çevrende radarında tutmanı. Ben çünkü... Ben geliyorum, dur sen. Tamam. Ben çünkü bu şehirde ne parayı yiyen polislerin bulunmasını ne de başıboş veletlerin elinde, pisliklerin elinde silahların bulunmasını isterim. Benim yaşadığım şehirde böyle bir şeyin gerçekleşmesini onaylamam. Sadece benim mi yakınlaşmamı istersin? Güvendiğim birkaç kişiye söyleyeyim. Sadece senin aramızda. Hiç kimse bilmesin. Tamamdır. Pekala, bu kadardı. Tamamdır adam. Hadi gidelim. Şu telsizi geri alayım. Tabii tabii. Kret. Efendim patlam. Gülüm, uykun var mı? Uyuyacaksan uyu. Ben Vision Leaves'e gideceğim bir... İş görüşmesine. Tamam, ben de geleyim, bir şey olmaz. İyi, tamamdır. Ben bugün uyumam ya. Biraz geç uyumaya başladım artık. Ben bu business görüşmesinden sonra bayılırım. Kaç saattir uykusuzum. Ben yine 8.30 civarında buradayım yani. Ya draft'tır sarı, çocuk sarı. Bu bizim ekip nasıl bir şey oldu ya? Al bir drivers da biziz işte. İyi, hadi görüşürüz Deni. Tamamdır, bay bay. Şu müziği kapat, şu müziği kapat. Ben şimdi... Adam Bey. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz, görüşürüz. Adam Bey, beni hatırlıyor musunuz? İsmini tekrar edersen hatırlayacağım. Ah, Paul. Paul, tamam, hatırladım. Evet, evet. Görüşürüz Adam Bey. Görüşürüz, görüşürüz. Telefonu aldınız mı? Hı-hı, aldım. Nereye gidiyoruz? Vision News'e bir görüşme yapmaya gideceğiz. Konumu var mı? Hı-hı. Şimdi gireceğim. Yakınımızdaymış zaten. Şu bina var ya, bak önündeler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk müdür bey. Hoş geldin. Gelin buyurun, içeri gelin. Hoş bulduk. Burada durmayalım. Geldi. Gidiyor tanı diğer müzede. Nerede gidiyorsun lan? İşim var. Tamamdır Michael Bey, biz gidelim. Nerede abi, çek et sen. Çekeyim. Teşekkürler. Ya para silecek diye çok korktum. Fark etme lan, çıktık alıp diye. Buyurun geçelim, buyurun oturalım. Peki öyle.
Efendim. Alo, neredesin? Şu an Weasel News binasında bir görüşme gerçekleştireceğim. Life Invader. Gelelim Life Invader mi? Binasında. Yok, normal bir iş görüşmesinde olacağım. Ondan sonra da yatmaya çekilirim yüksek ihtimalle, çok yoruldum. Biz açılış yapıyorduk. Ne açılışı? Bizim ajansın sözleşmesini imzaladık ya şimdi. Yok, ben böyle iyiyim. Hemen mi yapacaksın açılışı? Yarın mı yapalım o zaman? Yarın yapalım ya. Yarın yapsın. Biz de tamam yiyelim. O zaman bir 10 lira 20 10 dolar 20 dolar ateşle. Ama sıfırları bol olsun. Sıfırları bol olsun. Peki. Evet. Teşekkür ederim dostum. Sen bendesin. Efendim. Alo, sana güzel de bir haberim var, yani hak ettim diyelim. Nedir? Gelince görüşürüz. İyi bakalım. Ben şu telefonu görecek modunu alayım. İki yüzeyim atırsana. İyiyim böyle. Gidelim konuşmaya. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Kredim otursana. İyidir Daniel Bey. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çalışanlarımıza haber kovdunuz hala. Bizde çıkan haber oluyor. Ne yapıyorsunuz? Benim işlerim yoğun. Görüyorsunuz telefonlarım susmuyor. Başımda bin bir türlü belalar çıkıyor. Bir şeyler oluyor. Onların peşinde koşturup duruyoruz. Bir şey ne oldu ya? Pompalayla falan filan. Büyük babaannesinin yanına gitti sanırım. Çok özlemiş kendisini. Mezara mı gitti? Yok canım. Ne alaka, mezar ne alaka yani şimdi. Büyük annesini özlemiş. Ha, öldü. Öldü zannettik. Büyük annesi. Japonya'daymış büyük annesi. Özlemiş büyük annesini. Evet. Japonya'ya kadar gitmiş. Amerika ile Japonya arasında çok büyük bir mesafe yok. Daniel Bey yani. Biliyorum, biliyorum. Onlar Japonya'yı nereden bulmuş amına koyayım? İki maliyetle gidemez ki. Bu CIA pislikleri her yeri buluyor. Çok garip, çok garip. Orada düzgün çalışırlar herhalde. Orada gelmişler, aa babası gitmişler. Sokakta fink atıyorlar. Kendilerini bir şey zannediyorlar. Yok, sopadır, bıçaktır, silahtır. Başıboş veletlerin elinde dolaşıyor. Sivil insanların, halkımızın sağlığını tehlikeye atıyorlar. Serseriler. İnni sopayı alan bu arada gelmiş. Millet atarlanıyor. Onlara haber yapınca bir görsünler bakayım. Buraya iş konuşmak için gelmiştik. Sizi dinleyeyim o zaman, siz başlayın. Tabii. Bildiğiniz üzere benim borsada bir değerim mevcut. Şirketimin borsada belli yatırımları, aldığı yatırımlar ve hissedarlıklar mevcut. Bunların değerlenmesini istiyorum. Tabii bunların değerlenmesi için sizinle bir adım atmak isterim. Hali hazırda olan işletmelerimiz, şu anda devredilmiş olan işletmelerimiz hakkında ufak tefek. Kendinizi çok yormanızı da tabii ki istemiyorum. Reklam afişidir. Ufak tefek hani reklam videosudur. Zaten yarın ajansımız da açılıyormuş. Onlardan da oyuncu tedariğinizi rahatlıkla yaparsınız. Tedariğimizi yapacağız tabii. Oyuncular da bizim için ayrı bir masraf. Evet. Ajansı ayrı vereceğiz. Ondan fark oldu. Sonra reklam yapacağız. Şu gördüğünüz nacizane çalışanlarımıza ayrı maaş vereceğiz. Sonra kayıtlar için cihazlarımıza ayrı. Bunlar çok masraflı bizim için. Bu para mevzuları ile ilgili yöneticim Enric Bey mutlaka sizinle görüşmeye gelecektir. Güzel güzel. Benim sizlerden isteğim. Sorun yoksa mükemmeldir. Sizlerden isteğim bu yatırımımın da yine boş çıkmaması için. Çünkü şu an bir durgunluk mevcut. Reklam tarzı şeyler yapmanız işletmeler için. Ve işletmelerimden değil de bunun giderini benden sağlamanız. Onlara yük olmasın. İşletme başına düşeni
5 rakamlı sayılardan bahsediyordunuz. 5 rakamlı sayılar. Şimdi 5 rakamlı sayılar bunun için ajans da giriyor. Çanlarımla hem kayıt için kullandığımız cihazlar da giriyor. Duymak için alır mısınız? Yoksa sizin aklınızda bir rakam var mı? Pekala. Siz söyleyin. Bir pazarlık orta yolda buluşalım. Başına 35 bin dolardan bahsediyorum. Yapacağımız reklamlardan gelecek gelir. Yani dükkanlar gelecek ki çok olacak. Ayrıca insan kalabalığı çok olacak. Biliyorsunuz sürekli izlenen biriyiz. 35 bin sizin aklınıza düşük bir fiyat verdim. Peki hali hazırda kaç tane işletmenin olduğunu biliyor musunuz? Tabii. Şöyle bir telefon kaydımdan bakayım. Dekontlarımdan. ...12 tane. 12 tane reklam vereceksiniz o zaman, doğru mu? Bu 12 tane işletmemiz dolu elbet. Ama mekaniklerimiz için gerek yok diye düşünüyorum. Mekaniklerimiz hali hazırda zaten çalışıyorlar. Kaç tane işletme oluyor? Mekaniklerden yalnızca bir tanesini, bu Benis Mekanik var. Orayı çünkü özel dizayn ettirdim. Gerekli araç toplantılara vesaire olsun. Orada bir araç etkinliği dönsün diye. Yani benim gözümde en büyük yatırımım orasıydı. Benis Mekanik, Tikibar, Tekila, Bahamas, Dehenaus. Unuttuğum yoktur umarım. 5 yere O reklam zaman vereceğim. böyle bir reklam çeşitlerini söyleyeyim. Ona göre çeşitlerinde fiyat biçeyim size. Şimdi eğer sadece fotoğrafını paylaşmanızı istiyorsanız iki fotoğraf için sizden 25 bin dolar alırım her bir konu için. Eğer özel yerleriniz var dediniz, çok fazla masraf yaptınız dediniz. Çok fazla masraf yapılanlara biraz daha masraf yapıp güzel bir haber olmasını istersiniz tabii ki. Eğer videolu bir haber isterseniz, güzel bir tanıtım isterseniz onun için sizden metin başı 55 bin dolar alırım. Bunlar çok uzun süren bir iş. Ne diyorsunuz bu işe? Ben mekan sayısını düşürünce siz fiyatı arttırdınız gibi geldi bana. Yok öyle bir şey olmadı. Şimdi bak video diyorum. Şimdi size dedim iki fotoğraf için mekan sayısını düşürdünüz. Her mekan için ikişer fotoğraf çekeceğiz. Fotoğraflar için 25 bin dolar dedim. Yani 35 bin dolardan 25 bin dolar düşürdüm. Ama videolu bir şey istiyorsanız bu 55 bin dolar yapıyor. Neden çok fazla uğraş isteyen bir şey? Editörlerimiz çalışacak. Sonra kameramanlarımız çalışacak. Eğer figüran tutacaksak figüran tutacağız. Pekala, barlarımız için fotoğraf. Bu büyük yatırım yaptığımız Benis Mekanik için video. Tamamdır. O zaman bana telefonu sizde vardı değil mi? Totalde 150 bin dolarda anlaşmış oluyoruz. Şimdi mekanın ismini bana oradan yazın. Bana atın. En son olarak da hangi mekana video çekeceğimizi de yazın atın. Bu şekilde unutulmasın. Yarın Enlik Bey gelecek dediniz. Doğru mudur? Evet, sizlerle ücret aldım. Zaten ücreti şu an konuştuk. 150 bin dolarda anlaştık. Tamamdır. Yarın da Enlik Bey'le imzaları atarız. Resmi bir resmiyete kavuştururuz bunları. Olur. Aa, pardon. Avukatımız Marshall Bey de sözleşme esnasında gelecek. O gelince sözleşmeler imzalanır. Tamam, sözleşme imzalandıktan 1 veya 1,5 gün sonra biz çekimlere başlayacağız. Çünkü ekipman hazırlamamız gerekecek bu durum için. Umarım sizler için yorucu bir süreç olmaz. Biraz yorucu olacak. Normalde anlık haberler için ekipmanlarınız var. Ama çekim için ekipmanlarımız ayrı oluyor. Çünkü onların kalitesi biraz daha farklı.
Anlıyorum. O yüzden imza attıktan sonra bir veya bir buçuk gün sonra çekimler başlayacak. Her yaptığımızı isterseniz toplu olarak atabiliriz, isterseniz yaptıktan sonra da atabiliriz. Siz yaptıktan sonra atarsınız. Tamamdır, tamamdır. Bir adet video dediniz, diğerleri de fotoğraf olacak. Doğru mudur? Hı hı. Tamamdır. Bunları siz çalışanlarınıza, yani dükkan sahiplerine haber verirsiniz bizim geleceğimizi. Rahat bir şekilde çekimleri yaparız. Sıkıntı olmaz umarım. Yok, olacağını zannetmiyorum. Çok güzel. Girdiğimizde sonra siz ne yapıyorsunuz falan filan demesinler. Direkt çeker giderim, paramı alırım. Yok zaten. Bunu da söyleyeyim. Kafe barlarımız öyle bir şey yapmaz. Mekanikte bizzat onur duyar mekanlarının tanıtılıyor olmasından. Şimdi Bahama'nın reklamı yapılacaktı, doğru mudur? Hı hı. Bizim Bahama için ayrı planlarımız vardı ama. Nedir? Daha fazla kazanabileceğimiz planlar. Hatta Bahama dedi ki onlardan daha fazla kazanabileceğiz, iki adet haberimiz var. Canım reklam ayrı, haber ayrı. Doğru dedin ama şimdi reklamını da yaparız, haberini de yaparız. Çakışıyor. Ya bizi fark etmez, bizi ilgilendirmiyor. Reklama Edin Bey yaptırıyor. Doğru dedin. İş iştir, bizi ilgilendirmiyor. Bir şey fark etmez, ben iyi niyetle konuşayım dedim. Neyse. Ben... Anlaşmışsınızdır bu durumlarda. Anlaşmışsınızdır. Tamam. Herhangi bir problem görmüyorum. Erik Bey gelsin, siz de gelin avukatınızla beraber imzalayalım. Peki öyle. Sizin oğlum imzalayacağız. Benim için fark etmiyor bu durum. Bizim için de fark etmiyor. Tamamdır. Ortak bir yer ayarlarız. Tamam, bizim için sıkıntı yok. Sizin odaya gelebiliriz. Peki öyle. Biz haber verirseniz seviniriz ama. Peki öyle, peki öyle. Randevularımızı ayarlamamız gerekiyor ona göre. Tabii tabii. Michael, sen demek istediğin bir şey var mı? Yok. Bir şey içer misiniz? Kadın Bey. Bir kahve çok güzel olurdu. Çok yoruldum, biliyor musunuz? Gel bakayım aşağıdan kahve. Siz Bahamas'ta neyin çekimini yapıyordunuz? Ya bir ismini vermeyen bir şahıs. Vermek istemeyen bir şahıs. Bir haber konusu pasladı bize. Bir haber var yani, onu bekliyorduk. Bulamadık Bahamas sahiplerini. Öyle bir haber konusuydu yani. Bahsetmeyeyim şahıstan da haberden de. Yani yayınlandıktan sonra görmeniz daha uygun olur. Bu orada olan insanlardan, sivil halktan bazıları bir şeyler söyledi kulağıma ama ne kadar doğru bilmiyorum. Herhangi bir taciz mevzusu mu var? Doğru. Yanlış bir şey yok. Bizim kulağımıza gelen de bu. Bununla ilgili haber. Yani pislik insanları haberlerde yansıtmamız gerekiyor. Pislik olup olmadıklarını bilmiyoruz. Bize söylenen bu. Biz haberini yapacağız. Onlara da söz hakkı doğacak. Ne söylerlerse ona göre haber yapacağız. Bunlardan ayrı olarak size bir parti konsepti önerebilir miyim? Ben gençken dediğim yaşta değilim tabii de. Hani daha da küçükken denk gelmiştim bir şehirde. Çok ayıp, çok ayıp. Pardon ya. Yaşlarda adam yok. Bir karnaval konsepti. O zaman size şöyle bir şey diyeyim. Siz o etkinlik tekrar halledilir, yapılır. Biz şöyle bir etkinliğe sponsor olacağız. Bir etkinliğe. Ve o etkinlik neredeyse çok güzel olacak. Programlanmış, yapılmış ve hem güzel bir reklamı da olacak o oğlum. Michael, oraya bahsetmemi ister misin sponsor olduğumuz yer? Bahsedeceğim, sıkıntı. Ha, tabii. Yakında bir K9 yarışması düzenlenecek. Biz de oraya sponsor olduk. Güzel, bir yarışma başlayacak. Evet. Bu beni 1,5 saat aracımın üstünde bekletip bana saldıran K9 mu koşacak? Ha, evet evet, o işte tamam. Hatta diğer 3 tane daha var. Ayrı olarak farklı şehirlerden de gelecek köpekler. Onlar da yarışıyor. Şimdi yakın bir dostum var, veteriner kendisi. O da geldi. Evet, sıkıntı yok. Isıtırırsa direkt size iğne vurur. Bir şey olmaz. Yok. Sizlik bir durumdayız zaten. Köpek de eğer ki öyle bir kuduz mevzu durumu olursa. Direkt uyutur o suya. Yok lan, yarışmalarında Edin Bey'i görürse direkt üstüne gider yarışmayı bırakıp. Ondan diyorum. Ya zaten K9'ların
bildiğim kadarıyla. Konuyla ne alakaysa artık bundan da bahsedeyim. Yani verilen eğitim de öyle kafalarına göre kimseyi ısıramazlar. Adam arabaya sıkıştırmış. Vardır illa ona komut veren biri vardır. O evet, başındaki polis veriyordu. Yani köpeğin yapacağı bir iş değil çünkü. Onun aklı ermez ona. Evet, polis de bıyıklarımı çekemedi ondan tamamen. Köpeği uyutun amına koyayım, öyle söz dinlemeyen köpek mi olur? Hatta sizin kodum. Böyle bıyıklarınızı alıp veremedikleri nedir ya? Çekemiyorlar beni. O yüzden. Öyledir. Az önce Afyon'u çekerken gördüm ama. Evet, o baş belasının teki baş. Ama benim çalışanım. Yapar öyle şeyler. Yani evet, çekebilen var, çekemeyen. Şimdi senin gibi giymişti geçen. Evet, öyle bir şey de yaptı. Hatta onu kaydırttırıyor. Aha, o mic'tay değil miydi o ya? Otursan zaten sen niye ayakta kal? Böyle iyi. Durun, otur. Nix, duracak mısın? Yok yok, iyiyim ben böyle. Tamam. Buyurun, siz oturun dedim be, ayakta kalmayın. Lavabo nerede? Aşağı inin, sola dönün. Gelin, ben götüreyim. Ha tamam. Ne oldu ya? Beğenmediniz mi kahveyi? Edun Bey. Edam? Ah! Ya ne yapıyorsun? Kendi tükürüğünde boğul dedim. Ya şurası tuvalet. Kapı kilitlidir o. Ben şuradayım. Ben bir lavaboya gideyim. Edeyim. Geldim. Korktun mu? Çok fazla korktum, bir daha yapma. Ben yaşlı bir insanım, kalbime inecek. Aa, senin bir kalbin var mı? Tabii ki var. Dedim, şapkan düşmüş. Espri mi gelecek devam? Yok, gerçekten şapkan yok. Takıyor muydun, takmıyor muydun? Sanki takıyor gibiydin az önce. Yok, takmıyordum. Ben niye şapka hatırlıyorum ya? Maşallah yoktu. Ben şapka hatırlıyorum, ben yanlış mı hatırlıyorum? Ben kör olmaya başladım artık. Oh, Daniel Bey. Aklıma geldi. Sizinle... Daniel değil, Daniel. Daniel Bey. Siz Daniel değil, boşver. Sizinle çok özel bir konu konuşmam gerekiyor. Tabii. Konuşalım, buyurun ofise gidelim. Tamamen baş belalarını def etmekle ilgili, buyurun. Oğlum, jelibonun şaka yaptım, aldın. Şaka. Ekşiyi almadın değil mi? Hangisini aldın lan jelibonun?
Ya dikeyim ekşi bir tane kaldı ondan ya. Yok yok ölümcü yok. Ya dikeyim git gidelim paket. Git markette bana alırsın gittiğinde. Sen o paketi paylaşalım. Saat 2'de. Ya çalışanlardan bir şey saklayamıyoruz. Ama burası tatlıymış, güzelmiş ben. Keşke zamanında yatırım yapsaydım buraya. Burası benim editör adam ya. Buyurun. Konuşalım sizinle rahatla. Peki hala bu odaya sizden başka girip çıkan oluyor mu? Hayır, sadece ben. Sadece siz. Onların çalmaya gelen bir tane çocuk. Peki hala. Bir saniye, ben bir kredi buraya çağırıyorum. Kred. Peşimizden gelebilir misin? Kret. Sesin gelmiyor bana. Oğlum ne oluyor lan? Adama ne oldu? Ne yaptın lan? Gözümün ne önünde vurdu adama. Lan ne yaptın adama? Lan bu Lex değil mi? Oğlum jelip onları... İş yerinde şiddet. Nasıl abartıyorum ama? Kret. Telefon görüşmesi yapmam lazım da onun için. Kret. Gel bakalım. Hadi. Gelin benimle. Ne yap? Ayıp, ayıp. Neyse ben bunu görmemiş gibi yapacağım. Neyse. Ben gördüm. Ben evet, görmemiş gibi yapmak istiyordum. Ben gördüm. Artık tanışmıyoruz, tamam mı? Jelibonlarım çöp oldu amına. Senin jelibonlarını mı iş şey yapıyordu? Jelibon ekşi, benim ekşi jelibonlarım iyi oluyor ya. Kret. Şu telefonları alır mısın? Tamam. Siz de bırakırsanız. Ne için bırakayım telefonu? Özel bir görüşme olacak. Öyleyse. Güvenebilirsiniz. Ama benim yerimde bir benden başka en güvenli kişi yok burada ama neyse. Derek Sferi odası. Bütün başına odalara gelmesin. İçinde bir ton şey var. Oturduğumuz yerde bekleyebilirsin Kıraç'cığım. Tamam. Konuşalım bakalım. Ne? Konuşalım bakalım. Nasıl bir baklı çıkacak ağzınızdan? Peki yani. Fazla bağırmadan konuşalım. Tabii tabii buyurun. Şimdi şöyle. Hı-hı. Ben açıkça söyleyeyim, çok temiz bir iş insanıyımdır. Şehrimde, yaşadığım şehirde insanların huzurunu düşünen birisiyimdir. O yüzden ne it kopuğun, örnek olarak bu siyahi köpeklerin ellerinde silah olmasını, ne de polis memurlarımızın para uğruna gururlarını satmalarını istemem. Bir mesleğin gururunu satmalarını para uğruna istemem. Evet. Bu yüzden sizinle bir işte ortak çalışmak istiyorum. Bu siyahi pisliklerin dilinde kendilerine çalışan bir polis olduğunu öğrendim. Gitti misiniz? Hı? Gitti misiniz bu konuda? Evet. Merak etmeyin, o polisi çok çabuk bulabiliriz biz. Bizim bir sıkıntı yok. Ben size direkt ismini vereceğim. Güzel olur, güzel olur. Sizden tek isteğim kanıt. Ve bunu medyaya taşıyıp onu linçlemeniz. Ayaklar altına almanız. Sadece bana isim verin, linçlemeyi bana bırakın. Alex Jones. İsmin riski de var. Alex Jones. Evet. Emin misiniz? Duyduğum isim buydu. Sizden isteğim kendini, kendisini gözetlemeniz. Siz merak etmeyin, biz gözetleriz. Ama bunun yakalanma gibi sonuçları da var. Biz buna haberi verdiğimiz yerde bunun sonuçları da var. Kesin. Elbette ama bu sonuçları nasıl yapacağız? Kendi işletmenizi tehlikeye sokmadan bunu yaymanın bir yolunu bulmalısınız. Anonim hesaplarla mı yapıyorsunuz artık bilemem. Ya da bulduğunuz kadınları
Doja mı sunarsınız? Onu da bilemem. İnsanları rezil etmemin önündeyiz. Rezil ettikten sonra zaten departmanlar işin içine girer. Biz kanıtlarımızı gösteririz. Ondan sonra yüksek kurula taşınır. Sıkıntı yok. Madem bu polis memuru para için gururunu satmış, mesleğinin gururunu ayaklar altına almış, pislik köpeklere çalışıyor. Madem ki bu polis memuru, hatırlarsanız şatkanlarla beni tehdit ediyorlardı bu siyahi köpekler. Evet, evet. Demek ki böyle şeyler yapıyorlar. Bence hani en azından biz bu insanları huzurlu bir şekilde yaşatmak adına nüfuzlu insanlar olarak bazı riskleri göz önüne almak durumundayız. Haklısınız ama şimdi ben bunun için bir kameraman tutacağım. Bunu kameramanda fazlasıyla gizli olacak. Bunun yemeğidir, suyudur, ekstra ekipman ihtiyacı da olacak. Gerekli kanıtları elde ettiğiniz zaman... $1000 patlar bunlar başlangıç olarak. Gerekli kanıtları elde ettiğiniz zaman ben size yaşamış olduğunuz zararın fazlasını öderim. Yeter ki. Şimdi bana bir teminat vermeniz gerekiyor çalışanım için. Benim bir para sorunum yok ama çalışanım için ayrı bir teminat gerekiyor. Bunu tek başınıza yapmanızı isterim. Öyle diyorsunuz. Hı hı. O size pahalıya patlar ama. Elimden geldiğince yardım edeceğim. Ama siz de beni çok zorlamayın. Çünkü burada sonuçta iyi amaçlar uğruna bir iş yapacağız. Siz haklısınız. İyi amaç olsa da ben de kendime bir tür risk atıyorum. Evet. Onları izlerken belki yakalanırız ama bulunma şansım da var. Öyle bir... Ben sizin yakalanmayacağınızı nedense çok emin gibi hissediyorum. Bu işlerde bir tık uzmanım diyebilirim size. Kesinlikle. Merak etmeyin. Herkesi kışkırtacak haberler yapıp yine de bu kadar rahat olduğunuza göre işinizde biraz profesyonelliğiniz var demektir. Doğru. Yaklaşık 4 tane dava açılacaktı ama hepsini bitirdik. Bitirdim diyebilirim. Kocaman bir vizyonun hepsi kim bitirebilir bir davayla? Bir kere anlaştık mı o zaman? Tabii ki anlaştık. Bunların sonrasında topladığım kanıtlarla artık güzel bir anlaşmanın devamını da getirebiliriz. Kesinlikle. Haberiniz olsun, biri kişiyi daha onun izlemesi için ricada bulundum, görevlendirdim. Bu tabii ki sizlerden birisi veyahut başka değil. Yanındaki insanlardan ziyade en azından yaptığına dair bir kanıt olsa güzel olur. Siz merak etmeyin, ben onu işi hallederim ama tabii bunun kişinin ismini bana atmanız gerekiyor. Aktıktan sonra kendinizden silersiniz, hiçbir sıkıntı olmaz benim telefonlarımla ilgili. Tabii ki direkt söyleyeyim. Kendisinin de bir iyi adam olduğunu bildiğim, iyi birisi olduğunu düşündüm. Danny Garcia da işin araştıracak. Hani kendisiyle bir arkadaşlık gibi bir şey kuracak. Güzel güzel. O onun sizden haberi yok yalnız. Bizden haberi olmaması daha iyi. Benim ona haberim olması daha iyi güzel oldu. Yani bir acemiyle bir profesyonel yan yana olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Ama biraz uzun sürebilir, haberiniz olsun. Önemli değil. İlerde kesin cevaplara ulaşana kadar sizinle bunun için pek bir iltifata girmeyeceğim. Sonuçlara ulaştıktan sonra yanınıza giderim. Peki öyle. Nihai sonuçlara erişene kadar bekleyeceğim. Tamamdır. Sanırım başka konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Hayır kalmadı. Telefonlarımıza kavuşabiliriz. Tabii çok güzel oldu. Buyurun. Evet. Telefonlar. Tamam patron. Sessiz bir gece, yorgun adımları, hiç haberi yok böyle gibi. Yere bıraktım. Kaç balıktan bu telefon? Yere niye bırakıyorum? Uzatamadım, sıkıntı oldu. Tamam, sıkıntı oldu.
Ol bakayım, beni aramışlar. Bu kadar çabuk mu? İyi dedim. Afya nerede ya? Bir bulaşayım ona. Onun başı kanadı da. Başı mı kanadı? Ne oldu burada 5 dakikada? Bayıldı. Hastaneye gittiler. İyi, Daniel Bey bir gidelim o zaman. Kredi, sen yorgunsan söyleyebilirsin. Yok patron. Hastaneye gideriz, orada uyurum ya. Evet. Kapıyı açması lazım Daniel Bey. Patron, önemli bir şey yoksa ben burada uyuyayım. Dışarı nasıl çıkacaksın? Kapı kilitli. Doğru. Dışarıda uyuyayım. Daniel. Kapı. Sen gelecek misin hastaneye? Abi kapıyı açayım ben dedi. Unuttum ya. Yine gelen çilingir bizim şeyde değil. Maçıyı da kaldırınca böyle oldu. Zorlamak gerekiyor biraz ha. İyi günler dilerim. İyi günler, iyi günler. Araban nerede? Burada patron. Anahtarı vereyim. Bakayım bende başka bir araç var mı? Evet, anahtarını alacağım. Tamam. Heh. Ben burada uyuyayım. Pekala, hadi görüşürüz. Saat 2 oldu mu lan? 3 dakika kalmış. Sanırım herkes burada kuyut attı. Bakıyorum. Yep. Lütfen bu bakımda benim mekaniği halledin ya. Vallahi zorlayacağım. Söyleyeceğim. Bunlar neredeler? Neyse, uyuyalım burada. Hadi görüşürüz. Söyleyeceğim ama aklımda öyle. Efendi. Efendim. Ameliyata aldılar da Afiye'yi. Niye? Biz de bilmiyoruz. Neden ameliyatı aldılar? Düştü galiba. Bir kanaması vardı. Onun için sanırım. Ya bilmiyorum. Gözümün önünde direkt yere kapak. Ne yapıyorsun oğlum sen?
Alo, duyuyor musun beni? Yani bilmiyorum, bir anda gözümün önünde yere kapaklandı. Ben de kaşı kanıyordu işte, gömleğimi çıkardım, bir şey yaptım, tampon uyguladım da nabzı çok düşüktü. Şimdi ameliyat alıyor yerel uzmanlar. İyi misin, iyi misin? Değilim, değilim. Bu arada bir şey soracağım. Hı. Sizin arabalarınız niye uçtu öyle? Aa, neden uçtu acaba ya? Acaba neden? Acaba neden? Rüzgar biri geldi. Sizin bir şey söyleyeyim, yemin ederim. Sarı bir drafter gördüm böyle uzaktan. Yemin ederim ben çarpladım bak. Bak şimdi. Ya tamam tamam. Arabanın tamam, hadi. Resmini bile atarım yani. Ben tamam, burada Tanrı'ya dua ediyordum. Tamam mı? Şuradan tamam. Sarı bir ışık geldi. Dedim. Tamam da şimdi bir şey soracağım, bir dakika. Tamam canımın içi, sen onu sen git arkadaşına onu yardım et bak. Belli ki yaralı. Arkadaşına yardımcı ol, koş. Sen koş arkadaşına yardım et. Hadi. O ciddi, yerel doktorlar onu aldı. Başka bir şey söyleyeceğim. Heh. Bu Audi Quattro arkamda değil mi? Evet. Benim arabanın arkasında yani. Hı hı, siyah. Şurada. Ben nasıl oldu oradan buraya direkt hiçbir şeye çarpmadan ve hiçbir şeye dokunmadan, hiçbir şeye sürtünmeden geldim. Sen geldi. Öyle zannettin işte, bak burada iki tane uçmuş bir araba görüyorsun. Bak orada banklar, banklar, çöp kutuları, iki tane araç. Bakayım, tekerlekleri de yok artık onların. Bir şey diyebilir miyim? Bir süper kahraman gibi adeta hastanenin önündeki ne varsa süpürdün. Michael Bey, temizlikçi olarak başla. Ben uçak biletini yazıyorum. Ben de. Değil mi? Kime yazıyorsunuz acaba? Şöyle bu uçak bileti yazalım değil mi? Değil mi? Bir tatil yapın gelin. Aynen, bir tatil. Yunan adalarını tavsiye ederiz. Değil mi Maruma? Sebebi ne yani peki? Şimdi bunu burada açıklarsam hiç hoş olmaz, biliyor musun? Yok, siz bana açıklayın ondan sonra, olur mu? Sebebini bilmeden yolculuk yapmayı sevmiyorum. Sen git arkadaşına yardım et. Japonya'ya Afrikalılar yağmış da kadınları biraz bayram etmek istiyormuş. O yüzden gönderiyorum seni. Oo. Pompompompo.com. Neyse. Hadi iyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. Bu bilgi bende yok. Sonra beden yer sonucunda da. Ekran kartı yok, çok düşük FPS araştırıyor. Adam amına koydu ortalığını ya. Neyse, hadi görüşürüz arkadaşlar. Yoruldum, aşırı yoruldum, ben gidiyorum. Senin mekanik işini söyleyeceğim. Hadi görüşmek dileğiyle.